Teşekkür ederim hocam. Evet, değerli izleyiciler, değerli konuşmacılar, öncelikle hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlamak istiyorum. Benim ismim Hülya Taş Korkmaz, İstanbul Kültür Üniversitesi'nde Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyesiyim. Ben öncelikle böylesine kapsamlı büyük bir organizasyonu gerçekleştirdiği için Sayın Profesör Doktor Mehmet Altınkaya'ya ve diğer görev alan meslektaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Bizim oturumumuz Uluslararası Akdeniz Hukuk Kongresi'nin 31. oturumu. 5 konuşmacımız olacak bu oturumda. Süremiz çok fazla değil ne yazık ki. Her konuşmacımızın 15 dakikalık süresi olacak. Ben konuşmacılardan öncelikle şunu rica ediyorum. Konuşmanın başında kısaca kendilerini tanıtırlarsa çok memnun olurum. Ondan sonra da tebliğlerini sunabilirler. Vakitli bitirmemiz gerekiyor. Süremiz sınırlı. Her konuşmacıdan sonra sanırım 2-3 dakikalık soru cevap hakkı olacak. Bu kadar kısa sürede soru sorulabilir mi bilemiyorum ama böyle bir süremiz var. Ömer Faruk Bey'e de merhaba demek istiyorum. Merhaba hocam. Şimdi ilk konuşmacımız doktor öğretim üyesi Sayın Aslı Aras. Bize Anayasa Mahkemesi'nin icra ve iflas kanununun 278. maddesinin 3. fıkrası ile ilgili verdiği iptal kararları var. Bu kararları değerlendiren tebliğini sunacak. Sözü size bırakıyorum Aslı Hanım. Buyurun. Teşekkür ederim hocam. Tüm ben hocalarıma teşekkür ederim. Katılımları için teşekkür ediyorum. Hepsine selamlarımı iletiyorum, saygılarımı. Kısaca kendimi hemen tanıtayım hocam. Lisans, yüksek lisans, doktora eğitimimi 9 Eylül Üniversitesi'nde tamamladım. Şu anda İzmir Bakırçay Üniversitesi'nde doktora öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. Medeni usul icra iflas hukuku anabilim dalında öğretim üyesiyim. Ayrıca dekan yardımcılığı idari görevimi yürütmekteyim. Çeşitli makalelerim ulusal dergilerde ve uluslararası dergilerde bulunmaktan. Yeterliyse hocam. Teşekkür ederiz. Evet, kısaca sizi ederim. Tanımış olduk. Çok teşekkürler. Rica ederim hocam. Şimdi konum Anayasa Mahkemesi'nin icra iflas kanununun 278. maddesinin 3. fıkrasının 1. bendine ilişkin kısmi iptal kararının değerlendirilmesi. Açıkçası bu konuyu seçmemin sebebi evvelden beri bu konu üzerinde düşünüyor olmam. Bu hüküm olmalı mıydı, daha farklı mı düzenlenmeliydi şeklinde düşünürken zaten Anayasa Mahkemesi çeşitli tarihlerde iptal kararları verdi. Bu bende ilişkin olarak yani bendin belli bir kısmındaki ifadeleri iptal etti. Ama henüz daha iptal edilmeyen, somut norm denetimine konu olmayan belli bir kısım bulunmakta. Dolayısıyla iptal edilen kısımlara baktığımızda bu iptal edilmeyen kısma ilişkin hükümlerin bulunuyor olması da aynı gerekçelerle ileriki bir zamanda yine bu ifadelerin de bir somut norm denetiminde konu edilip iptal edilme olasılığını gündeme getirmekte. Şimdi tasarrufun iptali davasını biliyoruz. Takip alacaklısının cebri icra yolunda alacağını alamamasına sebep olan borçlu ve üçüncü kişi arasındaki bir takım tasarrufların iptal edilmesini sağlıyor tasarrufun iptali davası. Tasarrufun iptal edilmesiyle birlikte de alacağını alamayan alacaklı tasarruf konusu mal varlığı üzerinde cebri icra yolu ile alacağını elde etme yoluna gitmekte. Şimdi 278. maddeye baktığımızda icra iflas kanununda bağışlamaların, imansız tasarrufların kanunda öngörülen süre içerisinde yapılması durumunda iptale tabi tutulduğunu görmekteyiz. Bir de bunun dışında bir takım ivazı tasarrufların yine kanunda belirtilen süre içerisinde yapılması durumunda bağışlamayla aynı hükme tabi olduğunu görmekteyiz. Yani burada bir varsayım kabul edilmekte. Belli hısımlar arasında yapılan, eşler arasında yapılan ivazlı tasarrufların bağışlamayla aynı derecede kabul edildiğini görmekteyiz. Şimdi Anayasa Mahkemesi 2018 yılında bu hükümdeki neseben ifadesini öncelikle anayasaya aykırı olarak iptal etti. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi'nin bu kararından sonra artık kan hısımları arasında yapılan ivazlı tasarruflar artık bağışlama olarak kabul edilmeyecektir. Yine 2021 yılında verdiği bir karar, 2022 yılında resmi gazetede yayınlanan kararıyla karı ve koca arasında yapılan ivazlı tasarrufların artık bağışlama sayılamayacağına ilişkin
yine bir karar vermiş. Son olarak, hatta ben bu tebliği hazırlarken bu karar yayınlanmıştı. En son olarak da 2022 yılında yine hükümde yer alan usul ve sıhren 3. dereceye kadar hısımlar ibarelerini anayasaya aykırı bularak iptal etmiş. Dolayısıyla anılan hükümde somut norm denetimine konu edilmeyen kısım şu anda füru, yani alt soy ve evlat edinenle evlatlık arasında yapılan ivazlı tasarrufların bağışlamaya sayılacağı şeklindedir. Ama yani hani karı koca arasında yapılan ivazlı tasarruflar, işte 3. dereceye kadar sıhren hısımlar arasında yapılan tasarruflar iptal edildiğine göre muhtemelen bu kısmın da iptal edilme, yani yarın bir gün bir somut norm denetimine konu olma ihtimali bulunmakta. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin bu farklı tarihlerde verdiği kararların gerekçelerine baktığımızda hükümde sayılan kişiler arasındaki ivazlı tasarrufların aksinin iddia ve ispat edilemeyecek şekilde bağışlama sayılması, yani peşinen bağışlama olarak kabul edilmesinin borçlunun mülkiyet hakkını zedelediği, ispat hakkını önemli ölçüde sınırladığı, hak arama hürriyetini ölçüsü olarak sınırladığı ifade edilmiş. Şimdi muhtemelen yine bu gerekçelerle somut norm denetimine konu edilmeyen, henüz konu edilmeyen kısmında anayasaya aykırı olduğu düşünülerek ileride bence iptal edilme olasılığı yüksek. Dolayısıyla şimdi burada kanun koyucunun belki yapması gereken şey yeni bir düzenleme yapmak. Hatta bu oturumda konuşmacılar arasında yer alan Konur Alp hocamızın da bu konuda bir makalesi var. Yine mesela Efe Direniz arkadaşımızın da bu konuda bir makalesi var. Çok yol gösterici oldu ve hatta düşüncelerini de destekleyici nitelikte oldu o makaleler. Onlara da teşekkür ediyorum. Bu konuda bir ya düzenlemenin yapılması lazım, bir kanuni düzenlemenin yapılması lazım. Ya da tamamen artık bu somut norm denetimine henüz konu edilmeyen kısımların da aslında hükümden çıkarılması gerekmekte. Yani bu iki seçenekten birinin tercih edilmesi gerekmekte. Şimdi 278. maddesinin 3. fıkrasının 1. bendi tamamen kaldırılırsa, yani bu geride kalan ifadelerle de tamamen artık kaldırılır, bu hüküm tamamen kaldırılacak olursa, bu ihtimalde belki işte borçlunun mal kaçırmak amacıyla yakın hısımları arasında gerçekleştirdiği ivazlı tasarruflar bakımından tasarrufun iptaline ilişkin hükmün düzenlendiği diyelim bir diğer durum 280. madde. Bu hükümden yararlanılabileceği akla gelebilir. Çünkü orada da 280. maddede mal varlığı borçlarına yetmeyen bir borçlunun, yani borcu batık durumda olan bir borçlunun alacaklarına zarar verme kastıyla yaptığı işlemler zarar verme kastının ve borçlunun mali durumunun işlemin diğer tarafınca bilindiği durumlarda iptale tabi olduğu belirtilmiş. Ancak burada 280. maddesinin ikinci fıkrasında şöyle bir durum var. Yani bu üçüncü şahıs, borçlunun işlem yaptığı üçüncü şahıs, borçlunun yakın bir hısmıysa veya eşiyse, yani karı kocası, usul fürü veya üçüncü dereceye kadar kan veya sıhri hısmı ise borçlunun mali durumunu bildiği farz ediliyor ve borçlunun zarar verme kastını bildiği varsayılıyor. Dolayısıyla alacaklığı aslında burada bir ispat kolaylığı sağlanmış. Yani buradaki hükümden faydalanarak alacaklının belki hani yakın hısımları arasında gerçekleşen ivazlı tasarrufların bu şekilde iptal edilebilmesini sağlaması mümkün. Ancak 280. maddenin uygulanma koşullarına baktığımızda burada borca batık durumda olan bir borçlunun yaptığı ivazlı tasarrufları düzenlediğini görmekteyiz. Bir de alacaklı burada 280. maddenin ikinci fıkrasından yararlansa bile yine alacaklının zarar verme kastını ispat etmek zorunda. Yani burada sadece yakın hısımların zarar verme kastını bildiği ve borçlunun mali durumunu bildiği yönünde bir karine öngörülmüş. Dolayısıyla yani 280. madde borçlunun batık durumda olduğu bir dönemde yaptığı tasarrufları düzenlediği için borçlu diyelim borca batık olmadığı bir durumda alacaklarından mal kaçırmak amacıyla taşınmazını, bir eşyasını diyelim eşine veya bir yakınına devrederse dolayısıyla 280. maddeyi burada kullanamayacak alacaklı.
Dolayısıyla borçlunun batık olmadığı, borca batık olmadığı dönemlerde yapılan, mal kaçırma amacıyla yapılan tasarrufların da iptal edilebilmesi için hani burada bir düzenleme yapılması gereği ortaya çıkmaktadır. Yani 280. madde tam olarak isteğimizi karşılamamakta burada. Özellikle borçlunun borca batık olmadığı dönemler açısından. Burada belki 278. maddenin 3. fıkrasının 2. bendinden yararlanılabileceği yine aklımıza gelebilir. Burada da borçlunun edimi ile karşı tarafın edimi arasında eğer fahiş bir orantısızlık varsa yine bunun ispatlanması durumunda, yani bu orantısızlığın ispatlanması durumunda bu tasarrufun iptale tabi olabileceği düzenlenmiş. Yani bağışlamayla aynı sayılmış buradaki durumda. Yalnız bizde kinden farklı olarak mesela İsviçre'de şöyle bir düzenleme var. Yani İsviçre İcra Plus Kanunu'nda bu yönde bir düzenleme var. Aynen 278. maddenin 3. fıkrasının 2. bendindeki bir düzenlemeyi görmekteyiz. İşte karşı edimin borçlunun kendi edimine kıyasla orantısız olduğu hukuki işlemler İsviçre'de de bağışlamayla eşdeğer tutulmuş. Ancak bizdekinden farklı olarak burada borçlunun yakınlarıyla yaptığı işlemler bakımından bu edimler arasındaki orantısızlık olduğu yönünde bir karine kabul edilmiş. Yani burada borçlu yakın hısımlarıyla bir işlem gerçekleştirdiğinde bu işlemin gerçek değer üzerinden yapılmadığı, orantısız olduğu yönünde bir karine kabul edilmiş. Bu bizde yok mesela. Bizde sadece alacaklının üçüncü kişiyle borçlu arasındaki ivazlı bir tasarrufun edimlerinin orantısız olduğunu ispatlaması durumunda ancak bu tasarrufu iptal ettirme olanağı bulunmakta. Dolayısıyla İsviçre'deki bu düzenleme bizim açımızdan da düşünülebilir. Şimdi İcra İflas Kanunu'nun yakın hısımlar arasındaki tasarrufların bağışlama sayılacağını öngören düzenlemesi, yani bizim bu tebliğimizin konusu olan 278. maddenin 3. fıkrasının 1. bendi, yakınlar arasındaki tasarruflara özgülenmesinin sebebi bu tür tasarrufların gerçekleştiği koşulların alacaklar tarafından tespit edilmesinin zor olması, alacakların ispat zorluğu yaşaması, delil elde etme imkanının imkansızlığından kaynaklanarak kabul edilmiş. Yani kanun böyle bir varsayım öngörelim demiş. Hani yakın hısımlar arasında bir tasarruf gerçekleştiyse, ivazlı bir tasarruf, bunu biz bağışlama kabul edelim demiş. Dolayısıyla burada aslında alacaklıya bir ispat kolaylığı sağlamış. Ama alacaklıya bu ispat kolaylığını sağlarken bir yandan da borçluyu zor durumda bırakmış. Çünkü burada tasarrufun belki de gerçek değer üzerinden yapıldığı veya işte normalde o tasarrufun alacaklıya zarar vermediğine ilişkin ispat imkanını da borçlunun veya üçüncü kişinin elinden almış bu düzenleme. Yani burada bir menfaat dengesine uymayan bir düzenleme söz konusu. Dolayısıyla da zaten pek çok ifade orada iptal edilmiş durumda. Şimdi bunun yerine, yani bu şekilde menfaat dengesini bozmak yerine İsviçre'deki düzenlemeye benzer şekilde bizde de şöyle bir düzenleme kabul edilebilir. Doktrinde de bu yönde pek çok görüş bulunmakta bu görüşü destekleyen. Ben de bu görüşü destekleyenlerden biriyim. Alacaklı burada yine diyelim kanunun belirlediği bir dönem içerisinde yapılan bir ivazlı tasarrufu yakınlar arasında gerçekleştiğini iddia ve ispat etmesi yeterli kabul edilerek böyle bir dönemde gerçekleşen diyelim ivazlı tasarrufun artık gerçek değer üzerinden yapılmadığı veya alacaklara zarar verme amacıyla yapıldığı yönünde bir karine kabul edilerek bu karinenin aksini ispat borçluya veya üçüncü kişiye yükletilebilir diye düşünüyorum. Yani dolayısıyla burada yapılacak bir düzenlemeyle belki İsviçre'dekine benzer bir hüküm getirilerek yakınlar arası ivazlı bir tasarrufun yapıldığını alacaklının ispat etmesiyle birlikte bu
tasarrufun gerçek değer üzerinden yapılmadığı veya alacaklara zarar verme kastıyla yapıldığı konusunda karine kabul edilerek bu karinenin aksini ispat yükü, yani işlemin gerçek değer üzerinden yapıldığı veya alacaklara zarar vermediği yönünde ispat yükü borçluda ve üçüncü kişide olmalıdır diye düşünüyorum. Böyle bir düzenleme yapılmadığı durumda ise, yani tamamen diyelim kaldırıldı. Özür dileyerek süremizin dolmak tamam, üzere olduğunu bitiriyorum söyleyip hocam. Bitiriyorum. Çok Teşekkür teşekkürler. ederim. Böyle bir düzenleme yapılmadığında da muvazaya ilişkin ancak hükümlere başvurulabilir. Ama tabii ki muvazanın ve tasarrufun iptali davasının arasında pek çok farklılık bulunmakta. Bunu da göz önünde bulundurmak gerekir. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim Rica sunumunuz ederim. için. Rica Ben ederim. Netice olarak bir soru sorabilir miyim? Gerçi Tabii ki. öncelikle başkalarına söz hakkı vermemiz lazım. Hı-hı. Hemen çok kısa. Hı-hı. Sonuçta Anayasa Mahkemesi'nin bu iptal kararlarını olumlu mu buldunuz, yoksa onu bir anlayalım. Evet, evet. Aynen hocam. Da Anayasa, önemli. yani Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı vermesinden önce de açıkçası bu hükmün ispat hakkını önemli ölçüde zorlaştırdığını düşünmekteydim ben kendi açımdan. Doktrinde pek çok görüşte bulunmakta bu konuda. Yani ben Anayasa Mahkemesi'nin bu kararını olumlu buluyorum. Muhtemelen de zaten eğer yeni bir kanun koyucu tarafından yeni bir düzenleme yapılmadığı müddetçe hükmün geriye kalan kısmı da zaten hani diğerleri iptal edildi. Bu geriye kalan kısmın bulunması da bir anlamsızlık. Dolayısıyla bunların da hani yakın zamanda iptal edilebileceğini düşünmekteyim. Teşekkür ederim. Rica ederim. 2 dakikamız var soru sormanız için. İzleyicilerden sorusu olan varsa eğer Aslı Hanım'a. Biraz bekleyelim. Soru gelmezse diğer konuşmacımıza söz vermek istiyorum. Herhangi bir eylem görmüyorum. Olmazsa kalan vakitte sorusu olan varsa sorabilir. Teşekkür ederim Aslı Hanım size. İkinci konu, buyurun Nedim Hocam. Hocam merhaba. Araya girmeye hani belki en sonunda bırakırsınız diye düşünmüştüm soruları da. Müsaitseniz yani ben Aslı'ya bir soru sormak tabii isterim. Tabii ki, tabii ki. Herkes kendi sunumundan sonra cevaplarsa daha iyi olur. Vakit de tam kullanılmış olur. Buyurun hocam. Tamam. Şimdi tabii şöyle bir şey var. 278. maddede Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararları biz değerlendirdiğimizde acaba varsayımların ispat kuvvetini yargıtay hiç görmemeye yönelik bir hani tavır mı takınıyor? Kanun koyucudan, çünkü biraz evvel Aslı hocamız söylediği şey, hani İsviçre'de bunlar var, bunlar da getirilebilir. Aslında yine varsayım, yine aynı mahiyette şeyler bunlar. Oysa Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararlar o mahiyette değil nihayetinde. Anayasa Mahkemesi bunların ispat hakkını engelleyen şeyler olduğunu düşünüyor. Yani varsayımların ispat hakkını engelleyen olgular olarak gördüğünü ben öyle seziyorum. Bu yüzden hani acaba gerçekten İsviçre'deki çözümü ya da oradaki görüşü alsak, uygulasak Anayasa Mahkemesi ben bunu da bozarım der mi? Ben bunu da ortadan kaldırırım der mi? Bu konuda görüşünü merak ettim Aslı Hoca'nın. Teşekkür ederim Nedim Hocam. Buyurun Teşekkür Aslı ederim Hanım. Nedim Hocam. Sizi görmek de çok güzel hocam. Şimdi şöyle hocam, yani İsviçre'deki düzenlemeyi olduğu gibi alalım demiyorum. Ama ben Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararlarının gerekçesine baktığımda hani ispat hakkı burada elinden alındığı için borçlunun en azından ona ispat imkanı tanıyacak bir düzenlemenin getirilmesi gerektiği sonucuna ulaşmaktan. Yani biz borçluya ispat imkanı, yani diyelim bir tasarruf yapılmış olabilir, bir imazlı tasarruf yapılmış olabilir yakın hısımlar arasında, eşler arasında bile olabilir. Hani ki eşler arasında biraz zor bir ihtimal gerçek değer üzerinden yapılması, ama yakın hısımlar arasında gerçekten gerçek değer üzerinden yapılmış bir tasarruf olabilir. Bu tasarruf belki de alacaklıyı hiç hani zarara uğratacak bir tasarruf olmayabilir. Ama burada biz olduğu gibi hani yakın hısımlar arasında bir tasarruf yapıldıysa biz bunu
direkt bağışlama kabul ediyoruz. Hiçbir peşinen kabul ediyoruz. Hiçbir şekilde aksinin ispatı mümkün değil. Dolayısıyla yani hani burada belki bu alacaklının yararına olabilecek bir takım işlemler de yapılmış olabilir. Bu açıdan yani fikir teatisinde bulunabiliriz burada. Yapılacak bir düzenlemeyle en azından borçluya bir ya da üçüncü kişiye aksini ispat imkanı verebilecek bir düzenlemenin getirilmesi. Yani şöyle olabilir. İşte eğer borçlu yakın hısımlarından biriyle bir tasarruf yaptıysa bunu alacaklının sadece bunu ortaya koyması durumunda biz bunu alacaklıya zarar verdiği yönünde bir karineyle alacaklıya ispat kolaylığı sağlayıp bunun aksini ispatı borçluya veya üçüncü kişiye bırakabiliriz. Yani bu şekilde bir düzenleme olabilir. İlla İsviçre hukukundakinin aynısının bir düzenleme olması gerekir şeklinde bir yargım yok açıkçası. Teşekkür ederim. Ben sizin görüşlerinizi de almak için Nedim Hocam görüşmek istedim. Konuşmak isterseniz istedim. Buyurun. Ben mi hocam? Buyurun, bir şey söyleyecek misiniz? Ay yok, teşekkür ettim. Hani ben varsayımları hani yaklaşımın ne kadar genişleyeceği konusunda biraz tereddüt yaşıyorum. Çünkü sadece varsayımlar icra iflas kanunu madde 278'den ibaret değil. Türk Ticaret Kanunu'nda, Borçlar Kanunu'nda da bir sürü varsayım ya da işte kesin kanuni karne de bazen denilen uygulamalar var. Hani onları da yarın öbür gün Anayasa Mahkemesi el atar mı, alan genişler mi? Ona da bir bakmak lazım. Biz çünkü belli bir süre bir işlemin iptali istenilmediğinde icazet etmiş varsayılır diyor Borçlar Kanunu mesela. Yani orada da bir sayım varsayım var. Acaba yarın öbür gün borçlu ben sesimi çıkarmadım ama hiç de öyle bir icazet vermeye niyetim de yoktu ya kadar gider mi bu iş? Onu bir merak etmiştim o yüzden. Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet, şimdi ikinci konuşmacımıza söz vermek istiyorum. Doktor öğretim üyesi Sayın Hilal Ünal Kaya, görülmekte olan alacak davasında borçlunun iflas etmesi üzerine davaya kayıt kabul davası olarak devam edilmesi ve sonuçları üzerine değerlendirmeler konusunda tebliğini sunmak üzere sözü Sayın Hilal Kaya'ya veriyorum. Buyurun. Merhaba hocam, değerli hocalarım, değerli dinleyiciler. Ben de hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Kısaca kendimi tanıtacak olursam Hilal Ünal Kaya, Türk Alman Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Anabilim Dalı Hukuk İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Hukuk Anabilim Dalında şu anda görev yapmaktayım. Lisansım Kırıkkale Hukuk, daha sonra master ve doktora Almanya. Zorunlu hizmet yapıyoruz şu anda. O şekilde. Ben hemen çok uzatmadan konuya geçmek istiyorum. Evet, ben de bugün elimden geldiğince görülmekte olan bir alacak davası esnasında borçlunun iflas etmesi üzerine bu davaya kayıt kabul davası olarak devam edilmesi ve sonuçları üzerine bazı tespitlerde bulunmaya çalışacağım. Bilindiği üzere iflasın hem maddi hukuk hem de usul ve icra hukuku üzerinde bir takım sonuçları var. Bu sonuçlardan önemli bir tanesi iflas kararıyla birlikte müflisin masaya giren mal ve haklar üzerindeki tasarruf yetkisinin kısıtlanması. Bu kısıtlamanın bir sonucu olarak müflis taraf olduğu ve iflas masasını ilgilendiren hukuk davalarında taraf sıfatını ve dava takip yetkisini de kaybetmekte. Bu nedenle kanunda ilgili davaların ikinci alacaklılar toplantısından 10 gün sonrasına kadar durması öngörülmekte. Şayet ikinci alacaklılar toplantısında duran davaya devam edilmesi masanın lehine görülürse bu durumda davaya dava takip yetkisinin sahibi olarak iflas idaresince devam olunmakta. Hukuki durum bu şekilde. Devam olunan bu dava artık alacak davası değil, kayıt kabul davası olarak görülür ve sonuca bağlanır. Kayıt kabul davası özünde iflas idaresi tarafından alacakları reddedilen alacaklıların açtığı, masaya karşı açtığı bir dava. Şimdi tabii iflas külli takip yolu olduğu için iflastan önce açılmış bir alacak davasına devam etme kararı çıkarsa bunun artık talep sonucunun tahsile değil alacağın masaya yazdırılmasına evrilmesi anlaşılabilir bir durum. Fakat bu noktada açıklığa kavuşturulması gereken bazı hususların olduğu kanaatindeyim. Bunlardan ilki henüz kayıt kabul davası sonuçlanmadan alacağın iflas idaresi tarafından fiilen masaya kaydedilmesi halinde
Bu durumun davanın konusuz kalmasını mı yoksa davanın kabulünü mü oluşturduğu ile ilgili? Doktrin ve yargı kararları incelendiğinde bu yönde bir karmaşanın olduğu göze çarpmakta. Kimi yerde iflas idaresinin alacağı masaya kaydetmesi davanın kabulü, kimi yerde de davanın konusuz kalması olarak ifade edilmiş. Aslında her iki kurum benzer sonuca sahip olmakla birlikte önemli noktalarda birbirlerinden ayrılmaktalar. Bildiğiniz gibi benzer noktaları davanın hem konusuz kalmasında hem de davanın kabulünde mahkeme esas hakkında bir karar verilmesine yer olmadığına dair bir kararla davayı sonlandırıyor. Fakat HMK madde 311 uyarınca kabul kesin hüküm gibi sonuç doğururken davanın konusuz kalması için böyle bir sonuç öngörülmemiş. Dolayısıyla davanın konusuz kaldığı hallerde teorik olarak uyuşmazlık ileride şartlar el verirse tekrar dava konusu edilebilir. İkinci önemli ayrım ise yargılama giderleri noktasında. Kabulde davalı kural olarak aleyhine hüküm verilmiş gibi yargılama giderlerine mahkum edilirken, davanın konusuz kalmasında taraflar davanın açıldığı tarihteki haklılık durumlarına göre yargılama giderlerinden sorumlu. Görüldüğü üzere her iki kurum aslında birbirinden farklı hukuki sonuçlar doğuruyor. Bu nedenle kayıt kabul davasında alacağın henüz dava sona ermeden masaya kaydedilmesi durumunda davanın hangi nedenle sona erdiğinin açıklığa kavuşturulması önem arz ediyor. Benim şahsi görüşüm iflas idaresi alacağı kaydetmek suretiyle aslında kayıt kabul davasındaki talep sonucunu kabul etmiş oluyor. Bu ise sonuç itibariyle baktığımızda davanın kabulündeki hukuki sonucu doğuruyor. Fakat bu durumda eksik kalan şey kabul için kanunda öngörülen şekil şartı. Zira HMK madde 309 uyarınca kabul yazılı ya da sözlü olarak mahkeme huzurunda yapılmalı. Şimdi bu noktada iflas idaresinin alacağı fiilen masaya kaydetmesinin bu şekil şartını taşıyıp taşımadığı elbette tartışılabilir. Ancak yargılama giderleri bakımından da baktığımda ben sonuç olarak burada kabulde olduğu gibi davalı sıfatına sahip olan iflas masasının giderlerden sorumlu tutulması gerektiğini düşünüyorum. Ancak yargı kararlarında sıklıkla kullanılan ifade alacağın masaya kaydedilmesiyle davanın konusuz kaldığı yönünde. Kanımca bu sonuç az önce bahsettiğim nedenlere ilave olarak aynı alacak için taraflar arasında daha sonra tekrar dava açılabilmesinin önünü açtığı için de elverişli bir sonuç değil. İkinci değinmek istediğim konuyla ilgili nokta, alacaklının davayı kazanarak iflas masasından alacağını alması sonrasında borçlunun istirdat davası açıp açamayacağı. Bu konuda da görüş ayrılıkları var. Bir görüşe göre kayıt kabul davasını kazanan alacaklının iflas kapandıktan sonra istirdat davası yolu ile alacağını tekrar savunmak zorunda bırakılması hakkaniyete uygun bir sonuç olmaz. Ancak bizim de katıldığımız bir diğer görüşe göre burada kesin hüküm etkisini göz ardı edemeyiz. Zira kayıt kabul davasına dönüşen bir alacak davasında borçlu artık taraf sıfatını kaybetmiştir. Bu nedenle verilen hüküm alacaklı ile borçlu arasında değil, alacaklı ile masa arasında kesin hüküm etkisi doğurur. Dolayısıyla iflas kapandıktan sonra aynı alacak için borçlunun alacaklıya karşı istirdat davası açmasında teknik bakımdan bir engel olmadığı kanaatindeyim. Fakat burada aksi yöndeki görüşü destekleyen belki şöyle bir eleştiri getirilebilir. Alacak davası kayıt kabul davasına dönüşene kadar mahkemede önemli bir aşama kat edilmiş olabilir. Hatta belki hüküm safhasına kadar gelinmiş olabilir. Ve evet, borçlu bu zaman diliminde taraf olduğu için dava üzerinde etki etmesi şansına da sahip olmuştur. Ama bu durumda dahi borçlunun sonradan taraf sıfatını kaybetmesi nedeniyle verilen hükmün sadece iflas masası ve alacaklı arasında kesin hüküm teşkil etmesi ve bu nedenle borçlunun aynı alacak için tekrar dava açabilmesinin kabulü hakkaniyete aykırı bir izlenim yaratabilir. Ama diğer yandan kesin hüküm etkisi de hukuki güvenliği sağlayan önemli bir kurumdur ve esnetilmesi konusunda dikkatli davranmak gerektiği kanaatindeyim. Bu açıdan bakıldığında kayıt kabul davası ile istirdat davasının tarafları farklı olduğu için borçlunun masa tarafından ödenen alacak için sonradan istirdat davası açabileceğinin kabulü gerekir diye düşünüyorum.
Ve son olarak kayıt kabul davasına dönüşen alacak davaları bakımından kanun yolu süresinin ne olması gerektiğine kısaca değinmek istiyorum. İcra iflas kanunumuzda iflasın açılması, kaldırılması ve kapanması kararlarına karşı istinaf ve temyiz sürelerinin 10 gün olarak düzenlendiğini görüyoruz. Doktrinde bazı yazarlar bu hükümlerden yola çıkarak iflasta kayıt kabul davasının da bir iflas kurumu olduğu gerekçesiyle kanun yolu süresinin 10 gün olması gerektiğini belirtmekteler. Ancak biz bu görüşe katılamıyoruz çünkü kayıt kabul davasında İflasa ilişkin şekli bir inceleme değil, alacağın özüne ilişkin bir inceleme yapılıyor. Özellikle alacak davası olarak açılmış bir davanın sonradan kayıt kabul davasına dönüştüğü hallerde kanun yolu süresini 14 gün yerine 10 gün olarak belirlemenin hak arama özgürlüğünün ölçüsüz kısıtlanması olduğunu düşünüyorum. Şimdilik sözlerim bu kadar hocam. Teşekkür ederim. Sesi kapatmak zorundayım. Aksi takdirde yankı yapıyor. Teşekkür ederim ben Seyhan Hanım'a. Özür dilerim. Hilal Hanım'a. Ekranda gördüğümü söyledim ama Seyhan diye başlamış. Nedense sizin adınız... Yok hocam, Hilal Ünal. Hayır, kapalı olan kısımda. Tamam, o yüzden kafam karıştı. Ama ben izninizle önce bir şey söylemek istiyorum. Sonra da bir soru sormak istiyorum. Aslında belki başka izleyicilerin de söz hakkını almış oluyorum ama sadece bir öneri olarak ben profesörlük takdim tezi olarak hukuk davalarında gerçek tarafın belirlenmesi konulu bir tez yazdım. Çünkü bizim uygulamamızda taraf sıfatı, sıfat terimi daha doğrusu dava takip yetkisi yerine sıklıkla kullanılıyor. Özdeşmiş gibi kabul edildiğinden sizin de aynı şeyi terimi kullandığınızı gördüm. Ama orada bir düzeltme yapmak istiyorum. İflasın açılmasıyla birlikte müflis dediniz, taraf sıfatını ve dava takip yetkisini kaybeder. İflas masasına giren mallarla ilgili davalarda. Aslında sıfat dava konusu maddi hukuk ilişkisinin süjesi olmak anlamına gelir. Esasa ilişkindir. Dava iflas masası, iflas kararı verildiği anda müflis evet masayla ilgili davalarda dava takip yetkisini kaybeder ama aslında sıfat sahibi olması, daha doğrusu maddi hukuk ilişkisinin süjesi olması halen devam etmektedir. Yani yine o masa mal varlığı üzerinde malik olan ya da işte hak sahibi olan ya da borçlu olan kendisidir ama dava takip yetkisi İflas idaresine geçer. Bir de 14 gün diye bir şey sanki yanlış duymadıysam eğer 10 gün ve 14 gün dediniz ama bu 14 günlük süre 2 hafta. Onu düzeltelim çünkü. Onu düzeltmiş olayım. Çok teşekkür ederim. Evet, onu söylemek istemiştim. Tabii bu kesin hükmün üçüncü kişilere etkisi, o konuda tartışmalar var. Yani borçlu da dava açabilmeli mi, açamamalı mı? Belki bu kısmı yazarken hani iflas idaresinin organ görevinden dolayı davada taraf olmasını da dikkate alarak bir sonuca varabilirsiniz. Bunu sadece bir öneri olarak söyledim. Siz vaktinizi çok tasarruflu kullandınız, erken bitirdiniz. Bir iki ekleme yaptım ben. İzleyicilerimize sormak istiyorum veya hocalarımıza sorusu olan varsa sorabilirler. Vaktimiz var çünkü bir 5 dakika. Nedim Hocam buyurun. Ben önce teşekkür ederim Hilal Hanım'a. Yani Hilal Hoca gerçekten doyurucu ve çok net 3 tane ana başlık altında düşüncesini aktardı, fikrini de. Ve bir fikir ortaya koydu. Ben hatırlatmadı. Hani biraz evvel hocam siz sıfatla ilgili hatırlatmada bulundunuz. Ben de konuyla ilgili bir hatırlatmada bulunmak isterim. Şimdi öncelikle kayıt kabul davası kanun kullandığı bir ifade değil. Bence bir hani bu bir bildiri olacaksa kayıt kabul davası yerine burada anlatılmak istenen olumlu sıra cetveline itiraz davası denilmesi daha tabii ki uygun olacaktır diye düşünüyorum. Bir ikincisi davanın konusuz kalması, davanın kabulü ne ilişkin tartışmalarda belki hani burada belki masayı yazdırmakla değil ya da masanın kabulü değil de burada bu davanın acaba ikinci alacaklar toplantısını da beklemesi gerekir mi? Gerekmez mi? Bunu belki tartışıp devam ya da takip edeceğiz etmeyeceğiz. Ondan sonra kabul ya da konusuz kalmaya yönelik bir tercihte bulunması daha doğru olur diye düşünüyorum. Maksimine. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim hocam. Hocam hemen ilk bir iki şey söylemek istiyorum.
Şey hocam, Nedim hocam, buradaki sorun yargı kararlarını incelediğimde ikinci alacaklılarda davaya devam kararı çıkıyor. Ama bir yerde, yani davaya devam kararından sonra fiilen masaya kaydedildiği tespit ediliyor alacağın. Bu durumda işte acaba davayı hakim nasıl sonlandırıp şey yapmalı? Ben onun üzerine düşündüm. Baktım hep davanın konusuz kalması. Birkaç yerde de mahkeme kararları üstte davanın kabulü derken sonra konusuz kalması demiş. Ben oradan bir fikir yürütmeye çalıştım. Hocam bir de taraf sıfatını ben de inanın yani kafama takılmıştı. Hep şöyle okudum kitaplarda. Taraf sıfatı masaya geçer, iflas idaresi de masanın kanuni temsilcisi olarak takip yetkisine sahip olur. Ders kitaplarında da hep bu şekilde, ama bu çok yani bence önemli bir konu. Dikkat çektiğiniz için teşekkür ederim. Rica ederim, ama bu bir tebliğ olduğu için, yayınlanacağı için de bu konuda tabii farklı görüşler var iflas idaresinin, iflas masasının hukuki niteliğiyle ilgili. Ama bu konuda Nefis Hoca'nın kitaplarına veya çalışmalarına bakabilirsiniz. Benim bu konuda hukuk davalarında gerçek tarafın belirlenmesi ya da işte iradi taraf değişikliği ile ilgili kitabımda açıklamalar var. Orada çünkü yeni görüşlere de değinmeniz lazım. Hani sıfat ve dava takip yetkisi aynı şey değil. Dava takip yetkisi genellikle sıfata göre belirlense de bu iki kavram birbirinden farklıdır. Onun için söylemiştim bunu. Teşekkür hocam, ederim. Ben de müsaade ederseniz bir şey, tabii, ne demek? Buyurun bir hocam. Şey demek istiyorum. Tabii Hilal Hoca'ya belki şöyle bir çerçeve çizdirilebilir ya da şöyle bir çerçeve düşünülebilir diye düşünüyorum. İflas kısmını ayrı değerlendirin, dava kısmını ayrı. Geçen gün hacizde istihkak davası ile ilgili de Yargıtay konusuz kalmaya karar verdi. İflas olduğu için dedik ya bu iflas var dedi. Hacizler düşer falan filan dedi. İyi de peki yarın öbür gün iflas kararı verince düşünüyorsun ama kesinleşince ne olacağını bilmiyorsun. Artı borçlunun belki daha farklı dava açma ihtimali var. Biraz evvel sizde kesin hüküm borçlu bakımından bağlayıcı değildir. Acaba bu açılmış olan alacak davasını bekletici mesele yapıp iflası kendi çerçevesinde düşünüp sonradan mı onu oraya bağlamak hocam, belki de, doğru olabilir? Belki de hocam. Ben de yani alacak davasına hiç dokunmayıp orayı bir beklemek belki daha doğru. Yani bu şekilde otomatik, dediğiniz gibi kanunda değil, yargı kararlarıyla otomatik bir dönüşüm oluyor kayıt kabul davasına. Ama bunun işte böyle bir takım çetrefilli sonuçları var. Alacaklı bakımından da çok elverişli değil. Dolayısıyla hani belki bekletici sorun yapmak. Yani en sonu görüp, en sondan sonra borçluyla alacaklı yeniden baş başa bırakmak. Evet. İstirdat mı olur, başka şekilde mi dönüşür? Evet. Tabii. Belki. Teşekkür ederim. Biraz daha süremiz var. Çünkü normalde 16.37'de Hilal Hanım'ın süresi dolacaktı. Sorusu olan varsa bir soru daha alabiliriz. Yoksa üçüncü konuşmacımıza geçebiliriz. Biraz bekleyebiliriz belki soru var mı diye. Evet, yok gibi görüyorum. Daha sonra da sorabilirler vaktimiz artarsa. O zaman ben üçüncü konuşmacımıza geçmek istiyorum. Konkordato Mühleti kararının alacağın devrine etkisi konulu tebliğini sunmak üzere sözümü Sayın Doktor Öğretim Üyesi Ömer Faruk Demir'e vermek istiyorum. Merhaba hocam, çok teşekkür ederim öncelikle. Rica ederim, buyurun. Hocam öncelikle size Nedim Hoca'ya ve diğer konuşmacı hocalarımıza saygılarımı iletiyorum. Sizinle Nedim Hoca'yla aynı ortamda olmak da ayrı bir şeref. Bunu da belirtmek istiyorum hocam. Teşekkür ederiz. Çünkü Dicle Üniversitesi'nden çalışıyorum ve sizin de burada geçmişiniz var, büyük emekleriniz var. Bunu ifade etmek isterim hocam. Hocam ben Ömer Faruk Demir. 2011 yılında Marmara Hukuk'tan lisansımı bitirdim. O yıl İstanbul Üniversitesi İlk Yüksek Lisans'a başladım. ÖYP ile Dicle atandığım için 2013 yılında yüksek lisansımı Dicle'ye aldım ve 2014 yılında yüksek lisansım bitti. Sonrasında Marmara Hukuk'ta doktoraya başladım ve 2020 yılında doktoramı tamamladım. Şimdi Dicle Üniversitesi'nde doktor öğretim üyesi olarak Medeni Usul, Hukuku ve İşler Plas bölümünde çalışmaktayım. Bunun konkordato mühleti kararının alacağın devrine etkisi, 2018 yılındaki değişikliklerle
Özellikle iflas ertelenmesi kurumunun kaldırılması ve onun yerine geçecek şekilde konkordatoya ilişkin yapılan düzenlemelerden sonra bu düzenlemelerden bir tanesi de İcra İflas Kanunu 294. maddede ki durum yani kesin mihleti kararının alacaklar bakımından getirdiği bazı sınırlamalardan olan 6. fıkradaki konkordato mihleti kararının, daha doğrusu kesin mihlet kararının alacağın devre olan etkisi. Bu konuyu seçme sebebimi bir avukat arkadaşla uygulamada bir eksiklik ya da bir boşluk durumu vardı. Kitaplarda da genelde hep aynı örnek veriliyor. Genelde TOKİ'ye ya da inşaat firmalarının yaptığı işlemlerde daha sonraki hak edişlerinin mühlet kararı içerisinde gerçekleşmesi durumunda, yani alacağın mühlet kararı içerisinde doğması durumunda bunun konkordat olan ilişkisi, tabii bizim baktığımız somut olayda iş ortaklığı vardı. Ortaklıktaki şirketlerden bir tanesi hakkında konkordato kararı verilmişti ve bu durum biraz daha zorlaştırıyordu bir durumu. Ondan dolayı araştırma ihtiyacı hissetmiştim. O vesileyle bir bildiri konusu düşünmüştüm. Şimdi konum öncelikle şunu söyleyeyim. Kanunda 294. maddede kesin mühlet kararının sonucundan bahsedilmekte. Fakat 288. maddede geçici mühlet kararının da kesin mühlet sonucu doğuracağı açıkça ifade edildiği için ben bildirinin başlığını konkordato mühleti kararının, yani genel bir ifadeyle hem geçici hem kesin mühlet kararını kapsayacak şekilde konkordato mühleti kararının alacağın devre etkisini şeklinde belirledim. İcra ve iflas kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında 7101 sayılı kanunda 294. maddede bazı değişiklikler yapılmış. Alacak haklarını konkordato süresi boyunca bazı sınırlamalar düzenlemiş. Bu 294. maddenin 6. fıkrası da bunlardan bir tanesi. Bu 294. maddenin düzenleniş amacı, yani gerekçeye baktığımızda herhangi bir takip baskısı olmadan konkordato borçlusunun konkordato projesini gerçekleştirip hayata geçirebilmek ve hali hazırdaki devam eden mevcut faaliyetlerine rahat bir şekilde devam edebilmek amacıyla getirilmiş. Dolayısıyla alacaklıları, alacak haklarını sınırlayan bir düzenleme olarak karşımıza çıkmakta. Aslında borçluyu ve sunmuş olduğu projeyi koruyan bir hüküm. Bu 6. fıkrada önce kanunu düzenlemeye baktığımızda konkordato mühletinin verilmesinden önce müstakbel bir alacağın devri sözleşmesi yapılmış ve devreden alacak konkordato mühletinin verilmesinden sonra doğmuş ise bu devir hükümsüzdür. Şimdi burada ben özetle birkaç nokta üzerine durmak istiyorum. Öncelikle bu alacağın devri işleminin konkordato mühleti kararından önce yapılmış olması gerekir. Çünkü konkordato mühleti kararı verilmesinden sonra konkordato borçlusu zaten tasarruf hakkı sınırlanmakta ve mahkemenin Nedim Hocam, sanırım bağlantıda bir problem var. Sizi duyamıyorum. Evet. Şimdi var mı hocam sorun? Ömer Faruk Bey'in sesi böyle yankılanarak geldi. Sesini duyamadım. Duyabiliyor mu hocam? Ömer Bey bir konuşabilir misiniz? Sesimi rahatlatabilir miyim? Sizi çok rahat duyuyorum. Evet, ama Ömer Faruk Bey, bir devam eder misiniz konuşmanıza? Beni duyabiliyor musunuz? Şu an sesim kesin. Bağlantısında bir problem var. Sadece bende mi bilmiyorum ama ben Ömer Faruk Bey'i duyamıyorum tam olarak. Yankılanıyor sesi. Çıktı herhalde hocam, tekrar bağlanacak sanırım. Olabilir. Sizler duyabiliyor muydunuz? Yok, duyamıyordum hocam. Tamam. Ben de çünkü duyamadım. Kesildi bağlantısı. Hocam geldi galiba. Ömer Bey, sesimi duyabiliyor musunuz? Yeni açtım. Ömer Bey, sesimi duyabiliyor musunuz?
Evet hocam, ben duyuyorum. Şu an sesin geliyor mu? Evet, şu anda duyuyoruz. Buyurun lütfen devam edin çünkü kesildi sesiniz. Hocam devam edebilirsiniz. İnternette sıkıntı var maalesef. Şeyde kaldınız, sözleşmenin konkordatodan evet, önce yapılması gerekir. Çünkü zaten konkordatodan sonra dediniz, ondan sonra dalgalanma başladı. Buyurun oradan devam edebilirsiniz. Tamam hocam, ben şu an sesim geliyor zaten, tekrar başlayayım. Duyuyorum, evet lütfen oradan devam edin. Tamam hocam. Hocam ben görüntüyü kapatırsa ses düzelir mi acaba? Devam etsin bakalım, devam edin. Tamam, ben videoyu kapattım, belki ses daha iyi gelir hocamızın dediği gibi. Tamam, evet doğru. Hocam şöyle, 294. maddenin 6. fıkrasında düzenleme mevcut. Konkordato mühletin verilmesinden önce olması gerekiyor bu devir işleminin. Bunun daha sonra mümkün olamayacağını söylemiştik. Yani konkordato borçlusunun tek başına bunu yapamayacağı, mahkemenin onayı ve konkordato komiserlerinin onayı ve icazeti gerekli. Dolayısıyla burada kanunun kastettiği konkordato mühleti kararının verilmesinden önceki kurulan alacağın devir ilişkisi. Bunun yanında müstakbel bir alacağın devri kastediliyor. Burada da kastedilen konkordato mühleti kararı verilmesinden önce yapılmış fakat alacağın mühlet içerisinde doğmuş olduğu, yani müstakbelden kasıt. Tabii burada birazdan yine söyleyeceğim. Alacağın devri sadece hüküm ve sonuçları, yani mühlete olan etkileri icra-i faskan düzenlenmiş. Bu alacağın devri sözleşmesinin kurulması, kuruluş anı, taraflar bakımından hükümleri ve içeriği bakımından borçlar hukukuna tabi. Dolayısıyla borçlar hukuku yönü ilgilendiriyor bu husus. Müstakbel ya da mevcut bir alacağın devri mümkün borçlar hukukuna baktığımızda. Dolayısıyla müstakbel bir alacağın devri mümkün. Bu müstakbel alacaktan kasıt mühlet içerisinde doğmuş ise, bu durumda kanunun kastettiği husus gerçekleşiyor ve bir daha başlıyorum. Konkordato mühletinin verilmesinden önce müstakbel bir alacağın devri sözleşmesi yapılmış ve devreden alacak konkordato mühletinin verilmesinden sonra doğmuş ise bu devir hükümsüzdür. Bu burada sözleşmenin kuruluş anının mühlet kararından önce yapılmış olması gerekiyor. Bu alacağın devrine müstakbel bir alacağın bunu yapmış olması gerekiyor. Çünkü mühlet kararından önce yapılmış ve alacak da, yani alacağın devrine konu olan alacak da mühlet kararından önce doğmuşsa zaten bu geçerli bir hüküm ve sonuçlar bakımından geçerli bir işlemdir ve konkordato mühletten etkilenmez. Dolayısıyla müstakbel olması gerekiyor. Kanun açıkça bunu ifade etmiş ve mühlet süresi içerisinde doğmuş olan bir alacağın devre konu alacak varsa bu alacak konkordato kapsamında kabul edilmekte ve hükümsüz sonucu doğmakta. Bu hükümsüzü ben tabii çok detaylı henüz bakmadım ama genel olarak şöyle söyleyebilirim. Borçlar hukuku bakımından hükümsüz kastedilmiyordur. Bence hocalarımızın görüşünde sormak istiyorum. Sadece konkordato hükümleri bakımından hükümsüz. Çünkü konkordato borçlusunun harici olarak bütün alacağını ödemesi durumunda ya da konkordatonun sonradan kaldırması durumunda bence bu borçlar hukuku bakımından geçerli olan alacağın devri işleminin konkordato hükümleri bakımından hükümsüz olup daha sonra konkordatonun kaldırılmasından sonra tekrar hükümlü olmaya devam edeceği görüşleyin. Fakat bu son hususa detaylı bakmadım. Bu konuda bu görüşteyim fakat detaylı bakacağım. Kanunda, İcra Fas Kanunu'nda 294. 6. maddede bu durum olmakla birlikte burada daha çok müstakbel bir alacağın, mühlet içerisinde doğacak olan bir alacağın etkisi ve sonuçları ele alınmış, alacağın devrine ilişkin herhangi, yani borçlar hukukundan ayrı ya da aykırı bir düzenleme yoluna gidilmemiş. Dolayısıyla borçlar hukukunda paralel bir şekilde onunla uyumlu bir düzenleme var. Mehas kanuna baktığımızda yine bu son düzenleme ile mehas kanuna uyumlu hale getirildiği okuduğum kitaplardan edindiğim bilgiyle söyleyebilirim. Dolayısıyla hem mehas kanuna uygun bir şekilde düzenleme yapılmış, hem de borçlar hukuku hükümlerine uygun bir düzenleme yapıldığı için bence uyumlu bir durum. Sadece tam metin halinde biraz daha sözleşmenin kurulma anı, bu alacağın devrinin,
Bunun yanında bu alacağın müstakbel olmasan tam olarak neyin kastedildiği ve bu alacağın muaccel olma durumu ile bunun doğum anı, yani sözleşmenin kuruluş anı değil de alacağın, müstakbel alacağın doğum anı ve bunun mühlet içerisinde doğması durumunda mühlet kapsamında sayılacağı, yani konkordato kapsamında sayılıp artık hükümsüz olacağı ve alacakların konkordato hükümleri uyarınca buradan alacağını tahsil edebileceği sonucuna varmaktayız. Ben teşekkür ederim hocam. Soru varsa soruya geçebiliriz. Biraz kısa oldu, internet de kesildi, kusura bakmayın. Estağfurullah. Şimdi zaten tam olarak tespitlerinizi yapamadığınızı söylediniz. Aslında biraz o tespitleri tabii tebliğ bitirilmemiş olabilir ama o tespitlerde bir sonuca varmış olmanız gerekirdi diye düşünüyorum. Ama belki sorularla veya daha sonradan yaptığınız tamamlayıcı çalışmalarla tebliği sonlandırırsınız. Yayın için en azından. Ben bir not aldım diye hatırlıyorum ama neyse, yayın kopunca ne aldığımı da unuttum açıkçası, şaşırdım. Sorusu olan varsa ben söz hakkı vermek istiyorum. Çünkü erken bitirdi arkadaşımız da. Kendisine teşekkür ediyorum sunumu için. Sorusu olan varsa, fazlasıyla vaktimiz var. Bir 5 dakika, fazlasıyla derken 5 dakika. Bu sınırlı vakitte çok değerli. Buyurun. Hocalarımızdan veya katılım izleyicilerden sorusu olan varsa. Seyhan Hocam, buyurun. Merhabalar hocam. Merhaba. Ömer Bey'e teşekkür ediyorum sunumundan dolayı. Buradaki hükümsüzlük de kastettiği acaba askıda hükümsüzlük olarak mı nitelendiriyor? Eğer öyle nitelendiriyorsa bu geçerlilik durumu ne zaman gündeme gelecek? Ben az önce bahsettim, hani tam olarak emin olamamamın sebebi de oydu. Çünkü açıkçası özellikle İsviçre hukukunda da bakmak istiyorum. Çünkü çok fazla bir durumla karşılaşmadım. Çok fazla doğrucu bilgi bulamadım bu sayı ilişkin. Çok fazla yazı da bulamadım açıkçası. Fakat genel olarak bu tarz birkaç ifade daha var. Hep şu kastediliyor. Takip hukuku bakımından geçersiz ya da ifras tasfiyesi bakımından geçersiz gibi durumlarda da aynı yorum var. Yani konkordato süresince konkordato alacakları bakımından ve sadece konkordato kapsamında hükümsüzdür. Sanki bu alacağın devri hiç yapılmamış ve dolayısıyla alacak, bu devrini alacak, konkordato kapsamlı ve alacakların alacağını tahsil edebileceği bir durum. Dolayısıyla konkordatonun kısmen ya da tamamen feshi veya alacaklının, pardon, borçlunun harici olarak bu borçlarını ödemesi durumunda konkordatonun ticaret mahkemesinin kararıyla kaldırılması ve bunun ilandan itibaren ben artık tekrar borçlar hukuk anlamında geçerli hale geleceği görüşündeyim. Şöyle mi diyeceğiz o zaman, ben yanlış belki yorumluyorum, kusura bakmayın hocalarım. Alacaklar bakımından geçersiz olacak mı diyeceğiz ya da alacaklar bakımından geçerli olacak, dolayısıyla biz o yapılan anlaşma geçerli olmasına rağmen el atacağız ama artan bir şey kalırsa sanki şeydeki gibi alacak diye geri mi iade edeceğiz diyeceğiz. Orasını da tamamlayamadım. Pardon, ben bir şey söyleyebilir miyim toparlamak adına? Ömer Faruk Bey'in söylediği şu iflas, konkordato iflas, sürekli dilimiz ona alıştığı için aslında son günlerde, daha ziyade son yıllarda konkordato söz konusu. Konkordato alacakları bakımından böyle bir devir geçersiz ama herhangi bir sebeple konkordato kaldırılırsa maddi hukuk bakımından geçerli dedi. Ama tam emin olmadığını söyledi bu konuda. Ben kaynak bakımından bir öneride de bulunmak istiyorum Ömer Faruk Bey'e. Hakan Pekcan'ı Tes hocamızın ve Güray Erdönmez hocamızın birlikte hazırladıkları konkordato ile ilgili çok kıymetli bir eser var. Oraya bakabilirsiniz. Orada mutlaka başka eserlere ya da makalelere de atıf yapılmıştır. Mutlaka diyorum, yapılmış zaten. Onlardan istifade edebilirsiniz çalışmayı bitirebilmek açısından. Tabii hocam. Buyurun. Ömer Faruk Bey, buyurun. Ben hocam not aldım. Zaten dediğim gibi hocam, bu konuda tam metne dönüştürürken detaylı bakmam lazım. Çünkü yönü eksik alıyorum. Peki, teşekkür ederim. Başka sorusu olan var mı? Peki, o zaman
Diğer konuşmacımıza geçebiliriz. Benim elimdeki metne göre bakayım. Çünkü isim şeyde yazılmamış ama ben Seyhan, evet, sizin olması lazım. Şimdi adi konkordatoda rehinli alacaklarla müzakere konulu tebliğini sunmak üzere doktor öğretim üyesi Sayın Seyhan Selçuk'a sözü veriyorum. Buyurun Seyhan Hocam, Hanım. Ben ekran paylaşıyorum ama görebiliyor musunuz? Görüyoruz, evet. Gayet güzel görebiliyorum ben. Teşekkür ederim. Kısaca ben kendimden bahsedeyim hocam. Ben, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde lisans mezuniyetim yapıldı. Akabinde yine Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak görev yaptım. Doktora çalışmalarımı Ankara Üniversitesi'nde tamamladım. Yüksek lisans tezi olarak medeni usul hukukunda dava vekaletnamelerini, doktora tezi olaraksa hukuk muhakemeleri kanununa göre hakem kararlarının iptalini 2017 yılında savunup doktor unvanını aldım. Akabinde hocam Antalya Bilim Üniversitesi'nde medeni usul İcraatlas Hukuku kürsüsünde görev yaptım. Haziran ayının başı itibariyle de hocam Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'ne atamam yapıldı. Dolayısıyla şu an Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde medeni usul İcraatlas Hukuku öğretim üyesi olarak görev yapıyorum. Hayırlı olsun ben, diyorum. Sizin de sesinizde hafif böyle bir kesinti var gibi ama mikrofon da aldım hocam ama inşallah problem yaşamayız. Şu anda çok daha net geliyor. Bu şekilde konuşmaya devam tamam, ederseniz yakından tutayım o zaman duyarlar. Hocam. Evet lütfen. Benim tebliğ konumu hocam adi konkordatoda rehinli alacaklarla müzakere oluşturuyor. Aslında bu konuyu seçmemin sebebi Nesip Hoca'ydı. Biz konkordato ile alakalı özellikle rehinli alacakları etkisiyle alakalı bir makale yazmıştık. Akabinde de Selçuk Hoca'ya armağında C maddesini yazdık, 308C'yi, H'ı da beraber yazmayı planlıyorduk ama daha sonradan bu konudan vazgeçtik. Elimde hazır bir konu olarak bulunduğu için bunu tebliğ metni olarak sunmayı uygun gördüm hocam. Adi Kongordato'da rehinli alacaklılarla müzakere 308H maddesinde düzenleniyor. Maddeye baktığımızda söz konusu müzakerenin esas itibariyle rehinli alacaklarla yapılması gerektiğini kanun koyucu öngörüyor. Dolayısıyla rehinli alacaklardan ne anlaşılması gerektiği belirlemesi yapılırken de icra iflas kanunu madde 23'e bakmak gerekiyor. Süre sınırlı olduğu için burayı hızlı geçiyorum hocam. Kanun koyucu söz konusu müzakerenin adi kongordatoda gündeme geleceğini, dolayısıyla mal varlığını terk suretiyle kongordatoda bu hükmün uygulama alanını bulmayacağını belirtiyor. Dolayısıyla da 309 maddesindeki düzenlemede kanun koyucunun bu iradesini desteklemektedir. Bu bağlamda ilk fıkraya baktığımızda ön projede belirtmek suretiyle rehinli alacaklılarla söz konusu borçların yapılandırılması noktasında bir müzakere yapılmasını talep edileceği, son fıkrasındaysa münhasıran adi kongordatoda borçlunun alacaklığını tesis edilen borçların yapılandırılmasını teklif etmesi halinde adi kongordatoya ilişkin ayrı, ondan ayrı bağımsız olarak bir borçların yapılandırma usulünü kanun koyucu öngörmüştür diyebiliriz. Birinci fıkrada söz konusu müzakereyi borçlunun talep eder ifadesini kullanıyor, son fıkrasındaysa teklifte bulunması halinde uygulanır ifadesini kanun koyucu tercih etmiştir. Her iki düzenleme dikkate alındığında ben şöyle bir sonuca vardım. Borçlu ön projede esas itibariyle varsa rehinli alacakları söz konusu müzakereyi yapmak zorunluluğu altındadır şeklinde sonuca varılabiliyor. Bu bağlamda adi kongordatoda 308H'ın kabul edilmesi aslında kongordato hukuku bakımında rehinli alacakların etkilenmemesi kuralına kanun koyucunun bir istisna getirdiğini söyleyebiliriz ve söz konusu müzakere çerçevesinde borçların yapılandırılması usulünü rehinli alacaklar bakımından da kabul etmiştir. Yani bir noktada burada öğretide taşın altına rehinli alacaklarında elinin koyması ve iyileşmeyi teşvik etme amacıyla söz konusu düzenlemenin kabul edildiği öğretide ifade ediliyor.
Bu bağlamda ön projede belirtilmesinden bahsedilmiş. Ancak ilk ön proje talebinde buna yer verilmemiş olması, daha sonradan projede değişiklik yapılması imkanı da bulunmasından hareketle öğretide söz konusu sürecin daha sonradan da ilk ön projede belirtilmemesine rağmen mühlet içerisinde daha sonradan bunun işletilmesine engel olmayacağına ilişkin öğretide görüşler bulunmaktadır. Maddede kanun koyucu rehine alacaklarla kesim mühlet içinde komiser tarafından müzakere edilmek için davet edileceğine ilişkin düzenlemeye yer veriyor. Hatta gerekçesinde maddenin kanun koyucu söz konusu müzakereden sonuç alınmasını teşvik etme amacıyla borçlunun daha önceden bu rehinli alacaklarla temas kurup görüşme yapmış olup onları ikna etmiş olmasını ön koşul olarak aradığını söyleyebiliriz. Bunun dışında kanun koyucu söz konusu müzakerede yeknesak bir teklif yapılmasını, yani tek bir müzakerede aynı teklifte bulunulma zorunluluğunun olmadığını belirtiyor. Bu da beraberinde borçlunun her bir rehinli alacaklığıyla alacağının niteliğine göre ayrı ayrı anlaşma yapma imkanını ortaya koyuyor ve söz konusu yapılmış olan anlaşmaların da müzakere aşamasında açıklanmaktan muaf olduğunu belirtiyor. Söz konusu düzenlemeye bakıldığında öğretide doğal olarak burada bir eşitlik ilkesinin ihlal eden durumun ortaya çıktığını, dolayısıyla da aynı nitelikte olan alacaklar, hatta aynı sınıfta yer alan alacaklar arasında farklılaşmaya yol açıldığı belirtiliyor, eleştirilmiştir. Bunun dışında muafiyet bağlamında özellikle teklif ve müzakerede varılmış olan anlaşmaların açıklanma yükümlülüğünün de bulunmamasının aslında gizli müzakereler yapılma sonucunu beraberinde getirdiği, hatta bunun da müzakere esnasında rehinli alacakların o oylamada olumsuz oy kullanma sebebiyet vereceği öğretide belirtiliyor. Bu noktada tamam, kanun koyucu açıklamaktan muaf olduğunu belirtiyor ama tabii anlaşma çerçevesinde söz konusu anlaşmaların açıklanmasında da kanuni herhangi bir engel bulunmadığı, hatta söz konusu anlaşmalardan en azından özellikle şeyde oylamada müzakerede olumsuz oy kullanan rehinli alacaklar bakımından da kanun koyucu belli bir müeyyide öngördüğü için en azından en uzun vadeye tabi olacak anlaşmanın hangisi olduğunun açıklanmasının özellikle anlaşmayı olumsuz oy kullanacak alacakları düşünmeye sevk edeceği yönünde öğretide haklı bir eleştiri yapılmıştır. Davet bağlamında kanun koyucu kesim mühlet içerisinde söz konusu davetin yapılacağını öngörüyor ve bu davetin ne zaman yapılacağı noktasında da borçluyla komiserin takdir yetkisine sahip olduğu belirtilmektedir. Bu bağlamda kesin mühlet içerisinde söz konusu davetin yapılması öngörülmüş olmakla beraber bu davetin alacaklar toplantısından önce mi yoksa sonra mı yapılacağı konusunda yine somut olayın özelliğine dikkate almak suretiyle borçlu bir komiserin serbestçe belirleme yapacağı, ancak bunu yaparlarken de 302. maddenin son fıkrasındaki sürelere riayet etmeleri gerektiği öngörülmüştür. Bu bağlamda özellikle ben Yargıtay kararlarını ve BAM kararlarını taradım hocam. Ancak bulabildiğim tek karar 2019 tarihli bir İstanbul BAM 17. Hukuk Dairesi'nin kararıydı. Söz konusu kararı konu olayda geçici mühlet sırasında en büyük rehin alacaklısının yapılandırmayı kabul etmeyeceğini beyan ediyor. Ve bu rehin alacaklısının yapılandırmayı kabul etmemesi aslında kanunun müzakerede kabullü bağlamında sonucunda olması için aradığı 2/3'lük çoğunluğun oluşmasını engellediği, bu sebeple de Kongordato'nun başarıya ulaşmasının mümkün olmadığından hareket ederek ilk derece mahkemesi talebin reddine karar veriyor. Oysa BAM'a konu gidildiğinde gerekçede rehinli alacaklarla müzakerenin kesin mühletin verilmesinden sonra yapılacağı, Kongordato projesinin tasdik aşamasında bunun tartışma konusu olduğu,
Dolayısıyla kesin mühlet duruşmasında buna ilişkin bir değerlendirme yapılmaması gerektiğine ilişkin İstanbul BAM 17. Hukuk Dairesi 2019 yılında karar vermiştir. Anlaşma bağlamındaysa müzakere ve müzakereyi takip eden 7 günlük iltihak süresi içerisinde anlaşmaların yapılmasını kanun koyucu öngörmüştür. Anlaşmanın yapılmış sayılması bağlamındaysa alacak miktarını esas almak suretiyle düzenleme yapıyor ve bu bağlamda da alacak miktarın 3'te 2 aşması durumunda kabul oyunun kullanılmış olduğu sonucuna varıyor. Bunun neticesi olarak da anlaşma bakımından konuya bakacak olursak teminat miktarı veya faiz oranı ya da vadeye ilişkin anlaşmalar yapılabilmektedir. Esas itibariyle de burada rehinli alacaklarla aslında tartışma konusu yapılacak olan husus teminatta belirtilen, teklifte belirtilen oranda teminattan feragat etmeye yönelik anlaşma yapılacağı noktasındadır. Söz konusu anlaşma yapıldığında doğal olarak bunun Kongordato Komiseri tarafından gerekçeli raporda ayrı bir başlık altında, bağımsız bir başlık altında mahkemeye komiser tarafından sunulması gerektiği öngörülmüştür. Bu tek başına tabii anlaşmanın kendisinden beklenen hukuki sonucu doğurmasına yetmiyor. Buna ek olarak kanun koyucu ilgili maddede Kongordato'nun, adi Kongordato'nun da alacaklar tarafından kabul edilmesi şartını arıyor. Dolayısıyla aslında rehin alacakların burada yapmış olduğu anlaşma şeye bağlıdır. Adi Kongordato'nun alacaklar tarafından kabul edilmesine bağlıdır. Dolayısıyla tali nitelikte bir anlaşma olarak karşımıza çıkmakta. Tamam, adi Kongordato'yu da alacaklar kabul etmişse bu anlaşma kendiliğinden doğal olarak sonuç doğurmayacak. Bu sefer de kanun koyucu diyor ki mahkeme tarafından söz konusu Kongordato'nun tasdik edilmiş olması gerekiyor. Yani buradan anlaşılması gereken 308 haşa göre rehinden alacaklılar borçluyla anlaşmış olsa ve kanunun gördüğü şartlar sağlanmış olsa bile adi Kongordato alacaklar tarafından kabul edilmeyecek olursa, tasdik edilmeyecek olursa yapılmış olan anlaşmanın geçersiz olacağı sonucuna varabiliriz. Burada kanun koyucu buna emredici bir şekilde düzenlemiştir. Bu bağlamda tasdik incelemesi noktasında mahkeme esas itibariyle işte kanunun gördüğü 3'te 2'lik çoğunluğa ulaşılıp ulaşılamadığını, bu da sağlanmışsa anlaşmaya varılmamış olan alacaklar bakımındansa nasıl bir ödeme planının öngörüldüğünü 305 ve 306. maddelere uygun olarak vereceği karara dahil etmesini kanun koyucu denetleme imkanı mahkemeye vermiştir. Dolayısıyla buradan hareketle mahkeme tasdik kararı vermekle beraber artık rehinli alacaklarla yapılmış olan söz konusu müzakere yürürlüğe girer, hüküm ve sonuç doğurmaya başlar. Dolayısıyla burada bir tasdik kararı mahkeme tarafından verilinceye kadar söz konusu anlaşmanın noksan olduğu söylenebilir. Tamamlayıcı unsur olarak da mahkemenin tasdik kararı vermesi olduğu söylenebilir. Bağımsız başlık altında söz konusu rehinli alacaklarla yapılan anlaşmaların şartlarının ayrı ve bağımsız başlık altında belirtilmesini öngörüyor ama söz konusu bu ayrı bağımsız başlık altında yer verilen rehinli alacaklarla yapılan anlaşma her halükarda yine adi Kongordato'nun bir parçası olarak karşımıza çıkmakta. Peki kanun koyucu dedi ki 3'te 2 yaşayan çoğunluk tarafından kabul edilmesi gerekiyor. Peki 3'te 2 yaşayan çoğunluk bunu kabul etti ama kabul etmeyen alacaklar bakımından yapılmış olan anlaşmanın bir sonucu var mıdır sorusu aklımıza geliyor. Bu soruya da kanun koyucu şu şekilde cevap veriyor. Kongordato talep tarihinden itibaren taraflar arasında sözleşmede kararlaştırılan temerrüt öncesi faiz oranını uygulayacaksın. Bu da yetmez. Diğer rehinli alacaklılarla yapılan anlaşmalardan da en uzun olana hangisi ise onu anlaşmayı kabul etmemiş rehinli alacaklılara uygulayacaksın şeklinde düzenleme öngörüyor. Dolayısıyla burada yine bir Kongordato Komiseri'nin yapması gereken
bir görev karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla anlaşmaya varılmamış olan rehinli alacakları da yine 302. maddeye uygun olarak tutanağa geçilecek ve bunların tabi olacağı yaptırım mı diyelim artık müeyyide yine gerekçeleri raporuna eklemek suretiyle mahkemeye tevdi etmesi gerekmekte. Bu bağlamda bu şekilde ayrı başlık altında yine bunlara yer verilmesi lazım. Tasdik kararında ayrıca mahkemenin bu hususu ödeme planında ayrı başlık altında yer vermesini kanun koyucu maddede öngörmüştür. Tamam, 3'te 2 yaşan... Buyurun hocam. Çok kısa kaldı, bitiriyorum. 3'te 2 aşan çoğunluk tarafından kabul edildikten sonra eğer söz konusu anlaşmayı borçlu ihlal edecek olursa ifade bulunmayan alacaklının tasdik kararını veren mahkemeye başvurmak suretiyle anlaşmanın feshini talep edebileceğini söylüyor. Söz konusu fesih kararıysa inşai karar olarak karşımıza çıkıyor. Bunun geçmişe etkili mi yoksa geleceğe etkili mi olduğu öğretide iki görüş olarak karşımıza çıkıyor. Bunun dışında eğer bu fesih durumu gündeme gelecek olursa da 3'te 2'lik oranın altına düşme sonucunu beraberinde getiriyorsa artık anlaşmada kabul oyu vermemiş olan rehinli alacaklarının planla bağlı olmaktan kurtulmasına ilişkin kanun koyucu düzenleme yapmıştır. Ayrıca bu oranın altında düşünmesi halinde diğer anlaşmaya onay vermiş olan rehinli alacaklarının da ayrıca anlaşmayı sona erdirme haklarının bulunduğunu kanun koyucu kabul etmiştir. Hocam umarım çok aşmamışımdır. Aşmadınız. Çok teşekkür ederim. En fazla 1-2 dakika. O da tabii ki çok normal. Çok teşekkür ederim sunumunuz şeyi için. Açmaya çalışıyorum. İsterseniz şeyi kapatabilirsiniz. Aynen. Ekran daha rahat görünsün diye. Sorusu olan izleyicilerimiz veya hocalarımızdan sorusu olan varsa Seyhan Hanım'a sorabilirler. Vaktimiz var biraz daha. Soru gelmezse son konuşmacımıza söz vermek istiyorum. Ben onu büyütemedim. Sizin ekranınız... Tamam, şimdi şu anda... Tamam, bakmaya. Teşekkürler, estağfurullah. Melih Bey, buyurun. Hocam, araya giriyorum, çok affedersiniz. Estağfurullah, moderatör olmamdan ve sizin oturum başkanı olmanızdan dolayı dinleyiciler ancak doğrudan bizlere mesaj atabiliyorlar. Seyhan Acun'un sunumu ile ilgili değil, Ömer Faruk Hocam'ın sunumuyla ilgili bir soru gelmişti. Göremiyorsanız ben isterseniz şöyle yapalım mı? Son konuşmacımıza da söz verelim. Ondan sonra sorular gelsin. Önce Ömer Faruk Bey'inkini alırız. Daha sonra da başka konuşmacılara sorusu olan varsa onu da alıp oturumu kapatırız. Tamam. Melih Bey. Tamam. Peki, çok teşekkür ederim. Ben son sözü de doktor öğretim üyesi Sayın Cengiz Serhat Konuralp'e vermek istiyorum. Uzun bir başlık. Üst limit hipoteği mevcut olmasına rağmen alacaklının belirlenen üst sınırdan daha yüksek bir miktar için hipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamsız takip başlatması halinde borçlunun buna nasıl muhalefet edeceğine dair tartışmalar konusunda. Buyurun Cengiz Bey, sözü size veriyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum. Öncelikle tüm saygıdeğer hocalarıma, tüm saygıdeğer meslektaşlarıma ve dinleyicilere saygılarımı sunmak suretiyle sözüme başlamak istiyorum. Ben Cengiz Serhat Konurak, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul Hukuku ve İcraiflas Hukuku Anabilim Dalı'nda doktor öğretim üyesiyim. 2003 yılında hukuk fakültesinden mezun olmamın akabinde 2006 yılında yüksek lisansımı tamamladım. Konumda icra ve iflas hukukunda ihtiyati tedbirlerdi. Akabinde 2011 yılında alternatif uyuşmazlık çözüm yolları ve tahkim teziyle doktoramı tamamladım ve 2014 yılından itibaren de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde doktor öğretim üyesi olarak akademik faaliyetlerimi sürdürmekteyim. Hocamızın belirtmiş olduğu üzere konumuz üst limit hipoteğinin mevcut olduğu durumlarda belirlenen limitin üzerinde bir miktar için
ilamsız ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamsız takip başlatılması halinde bu hususa nasıl muhalefet edileceği, zira malumunuz veçile ilgili hususta Yargıtay'ın vermiş olduğu farklı kararlar mevcut. Yine bunun haricinde doktrinde de ileri sürülen farklı görüşler söz konusu. Biz bu noktada öncelikle sunumuma başlarken üst limit ipoteğinin ne olduğundan, içeriğinden birazcık bahsetmek istiyorum. Normalde bildiğimiz üzere ipotek halen mevcut olan veyahut da henüz doğmamış olmakla beraber doğması kesin ya da olası bulunan herhangi bir alacağın temini için kurulmakta ve doğmuş ve mevcut bir alacak için kurulan ipotekte kural olarak ana para ipoteği olarak kabul edilmekte. Üst limit ipoteği Türk Medeni Kanunu'nda 851. maddesinde yer almış ve baktığımız zaman üst limit ipoteği kural olarak miktarı belli olmayan ya da henüz doğmamış bir alacağın ipotekle teminat alınması amacıyla kurulan ipotek türü. Kural olarak tabirini kullanmamın burada özellikle bir sebebi var. Çünkü bizim mevzuatımıza baktığımız zaman alacağın miktarının belli olduğu hallerde dahi ana para ipoteği yerine üst sınır ipoteğinin, üst limit ipoteğinin de tercih edilmesi söz konusu olabiliyor. O noktadan yaklaşmak suretiyle ben kural olarak miktarı belli olmayan ya da henüz doğmamış bir alacağın ipotekle teminat altına alınması amacıyla üst limit ipoteğinin kurulacağından söz ettim, bahsettim. Üst limit ipoteğinde ipotekli taşınmazın azemi ne miktar için teminat teşkil edeceği belirleniyor. Burada taraflarca kararlaştırılıp tapu kütüğüne tescil edilen yük miktarı ipotekli alacaklının tüm alacak kalemleri için bir üst sınır teşkil ediyor. Yani bu noktada alacaklı tapu kütüğüne tescil edilen ipotek limitini aşan ana para, takip giderleri, temerrüt faizi ve ana para faizi alacaklarını taşınmazın satış bedelinden alamıyor. Yani kendisi o limitle sınırlı bir durumda. Bu noktadan duruma yaklaştığımızda üst limit ipoteğinde alacak ipotek akit tablosunda belirtilen miktarla sınırlı olarak teminat altına alındığından alacaklı alacağın sadece bu miktarı bakımından önce rehine müracaat kuralına bağlı olmak durumunda. Yani diğer bir de işte o sınırın üstünde kalan miktar açısından bu miktar rehin hakkı kapsamına dahil olmuyor. Ve bu noktada da alacağın ipotek akit tablosunda belirlenen miktarı dışında kalan kısmı açısından ipoteğin teminatı dışında olduğu için haciz yoluyla takip yapmak mümkün olabiliyor. Altı kısımda ise limit dahilindeki kısım için baktığımız zaman ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takibe gidilmesi söz konusu olabilecek. Üst limit ipoteğinin söz konusu olduğu hallerde kural olarak ipotek akit tablosu kayıtsız şartsız bir para borcu ikrarını içermediği için de ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamsız takibin tercih edilmesi, bu yolun tercih edilmesi, bu yola gidilmesi ve icra müdürünün ödeme emrini göndermesi söz konusu oluyor. Bu çerçevede üst limit ipoteğinde alacaklının sadece ipotek akit tablosunda belirlenen sınır kadar alacağı teminat altına alındığından alacaklı ancak bu limit dahilinde ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapabilecek. Bu miktarı aşan kısım içinse ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapamayacak. İşte bu noktada da üst limit ipoteğine dayanan ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamsız takiplerde takip talebinde gösterilen tutar ipotek üst sınırını aşmamak durumunda. Yani uygulamada yalnız bununla birlikte her ne kadar bunu söylesek de görüyoruz ki üst limit ipoteği tesis edilmiş olan hallerde dahi bu limiti aşan miktarda alacağın talep edilmesi söz konusu oluyor. İşte bu durumda muhalefetin ne şekilde yapılması gerektiği, muhalefetin hangi süre içerisinde yapılması gerektiği de doktrin ve Yargıtay kararlarında tartışılması gereken bir konu. Her şeyden önce burada aslında borçlunun veyahut da üçüncü kişinin kendisine karşı limiti aşan bir takip talebi içeren bir taleple birlikte kendisine bir takip başlatıldan
kısmi itirazda bulunması gerekecek. Kısmi itirazda bulunmadığı takdirde bir muhalefet imkanı var mı? Bu muhalefet imkanı varsa da bu muhalefetin ne olacağı da az önce belirttiğim üzere Yargıtay kararlarında ele alınmış ve Yargıtay farklı bir takım kararlar vermiş. Yargıtay'ın eski tarihli kararlarına baktığımızda Yargıtay takip talebinde istenen alacağın üst limiti aştığı yönünde süresinde itirazda bulunulmadığı takdirde takibin üst limiti aşan alacak bakımından kesinleşeceği yönünde iç dağıtlarda bulunmuş. Ama dediğim gibi bu kararlar eski tarihli kararlar. Hatta Yargıtay önüne gelen bir olayda şuna karar veriyor. Borçlu tarafından miktarın aşan kısmı için takip başlatılmış. Borçlu tarafından herhangi bir itirazda bulunulmamış. Ama ve lakin daha sonra şikayet yoluna gitmiş. Yargıtay diyor ki bu noktada takibin itirazsız kesinleşmesi nedeniyle artık şikayetin kabulü mümkün değildir diye 1982 yılında vermiş olduğu bir karar söz konusu. Daha Yargıtay buna ilişkin olarak yine farklı içtihatlar geliştirmiş ve bunlardan birisi de bazı kararlarında takip borçlularının takip talebinde istenen alacağın üst limitini aştığı yönündeki muhalefetlerini süresiz itiraz yoluyla yapması gerektiğini söylemiş. Yargıtay'ın ilgili kararlarını incelediğimizde süresiz itirazdan bahsetse bile kimi kararlarında itiraz tabirini, itiraz hukuki imkanını zikretse bile aslında içerik olarak şikayete yaklaştığını görüyoruz. Yani itiraz tabirini kullanmış olsa bile aslında Yargıtay'ın kararında yer verdiği husus şikayetin tanıma ona uyuyor. Yine bunun haricinde Yargıtay'ın 12. Hukuk Dairesi ağırlıklı olarak ipotek limiti dışında kalan alacak miktarının ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takipte istenemeyeceğine ilişkin muhalefetin süresiz şikayet yoluyla her zaman yapılabileceğini söylüyor. Hatta Yargıtay 12. Hukuk Dairesi artık vermiş olduğu kararlarında bunun dairenin yerleşik içtihadı olduğunu vurguluyor ve bunun bu hususun kamu düzenine ilişkin olduğundan bahsedip süresiz şikayet yoluyla ileri sürülmesi gerektiğini vurguluyor. Yani sonuç olarak baktığımızda artık Yargıtay'ın bu konudaki istikrarlı kararları bu miktarı aşan, limiti aşan takip taleplerinde süresiz şikayete konu olması, kamu düzenine ilişkin olması yönünde olduğunu görüyoruz. Doktrinde de hatta şunu da söylemek istiyorum. Yargıtay bu görüşünden yola çıkarak şöyle bir karara da varmış. Borçlu 7 gün içinde ödeme emrine itiraz etmemiş. Bunun üzerine icra dairesi sıra cetvelini düzenlerken her ne kadar alacak kesinleşmiş olsa bile sıra cetvelinde takip alacaklısının alacağını yalnız ipotek limiti içinde kalan miktar bakımından nazara alması gerektiğini icra dairesi açısından söylemiş. Yani itiraz söz konusu olmasa bile başlatılan takipte diyor ki bu husus icra müdürü tarafından dikkate alınmalı. Her ne kadar takip bakımından ilgili alacak kesinleşmiş olsa da sıra cetvelinde alacağın tamamı değil, limit miktarı esas alınarak sıra cetveline geçirilmesi gerektiğini Yargıtay da söylüyor. Bu süresiz şikayete ilişkin kararındaki o mantığın istikrarını burada da sürdürmüş olduğunu görüyoruz. Doktrine baktığımız zaman doktrinde de farklı görüşlerle karşı karşıyayız. Bunlardan birincisi Kure'ye göre baktığımız zaman burada ipotek üst limit ipoteği olduğu takdirde alacaklı üst sınırı aşan bir alacak miktarı üzerinden takip yapmış olsa bile 7 gün içerisinde ödeme emrine itiraz edilmesi gerektiğini ve itirazda bulunulmadığı takdirde de artık bu bakımdan takibin kesinleşeceğini ve alacaklının ipotekli taşınmazın satışını isteyebileceğini belirtiyor. Hatta bu durumda İcra dairesi ipotekli taşınmazı satacak ve bedelinden takip konusu yapılmış olan tüm alacak ödenecek. Yani kurunun görüşüne göre her ne kadar üst limit ipoteği olsa bile ilgili takibe itiraz edilmediği takdirde ve bunun sonucunda takip kesinleşip
İpotekli mal paraya çevrildiği takdirde tüm alacak, talep edilen tüm alacak bu malın satılması sonucunda elde edilen meblağla alacaklının tatmin edileceğini belirtiyor. Tabii burada kuru hemen şunu da belirtiyor. Bu kesinleşmenin sadece borçlu ve taşınmaz, ipotekli taşınmaz maliki üçüncü şahıs için geçerli olduğunu, eğer ortada haciz alacakları varsa, diğer ipotekli alacakları varsa bunlara karşı ileri süremeyeceğini, bunların yani haciz ve diğer ipotek alacaklarının sıra cetveline itiraz etmek suretiyle, bu davayı açmak suretiyle ipotek limiti dışında kalan kesim için alacaklının tatmin edilemeyeceğini belirtiyor. Yine bunun haricinde doktrin de pek canı tez ise aynen icra dairesinin icra iflas kanun madde 45'teki önce rehine müracaat kuralında nasıl bunu icra dairesi icra müdürü kendiliğinden nazara alması gerekiyorsa, reysen incelemesi gerekiyorsa aynı hususun burada da geçerli olduğunu söylüyor. Ve buna bakarken de bunu söylerken de hocamız şunu belirtiyor. Bunun için çok detaylı bir araştırma yapmaya gerek yok. Zaten takip talebine eklenen senetlere baktığınız zaman bu çok rahat bir şekilde tespit edilebilecektir. Ve bu noktada da buradan yola çıkarak da ilgili hususun şikayet yoluyla ileri sürülebilmesini mümkün kılıyor. Yine doktrinde diğer bir görüşte muhalefetin şikayet yoluyla ileri süreceğine ilişkin açık bir hüküm bulunmadığından ötürü bunun kısmi itiraz olarak ileri sürülmesi gerektiği hususunu vurguluyor. Kendi kanaatimizi ortaya koymaya çalışırsak, öncelikle bu hususta icra iflas kanunun 148. maddesine, 149 ve 149B maddelerine baktığımız zaman icra müdürünün ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takiplerde aslında hangi hususlara dikkat edeceği, hangi hususlara takip talebini aldığı takdirde inceleme yükümlülüğü olduğunu bu hükümlerden çıkartabiliyoruz. Öncelikle buraya baktığımız zaman 148. maddede ipotek akit belgesinin resmi bir örneğinin takip talebine eklenmesi gerektiğinden bahsediyor. Bunu tabii ki de icra müdürü takip talebini aldığı vakit bunun mevcut olup olmadığını incelemek zorunda. Buna rağmen takip talebini kabul edip ödeme emrini gönderdiği takdirde bu bir şikayete konu olabilecek bir husustur. Yine bunun haricinde gerek 149'a baktığımız zaman gerekse 149B'ye baktığımız zaman icra müdürünün diğer incelemesi gereken hususlardan birisi ipotek akit tablosu kayıtsız şartsız bir para borcu ikrarını içeriyor mu içermiyor mu? Bundan yola çıkarak zaten ödeme emri veyahut da icra emri göndermesi söz konusu olacak. Yine diğer bir husus, gerek 149, gerek 149B'ye baktığımızda gördüğümüz alacağın muaccel olması ki bu ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamsız takiplerde doktrinde her ne kadar tartışma konusu olsa da özellikle Baki Kuru hocamız bu noktada muacel olup olmadığını araştırmak zorunda değil dese de icra müdürü için Yargıtay kararlarına baktığımızda hem ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı takip hem de ilamsız takip açısından alacağın muacel olması gerektiği kabul ediliyor ve uygulanıyor. Bu çerçevede olaya özür dileyerek süremiz dolmak üzere toparlayabilirsek sevinirim. Evet hocam, çok hızlı bir şekilde o zaman ben hemen 2 dakikanızı rica edeyim. O şekilde toparlayayım. Bu noktada baktığımız zaman kanun koyucu üst limit ipoteğinin söz konusu olduğu hallerde icra müdürüne talep edilen alacak miktarının üst limiti aşıp aşmadığını reysen incelemesine ilişkin bir hükümlülük vermemiş. Buradan yola çıkarak da kanaatimizce böyle bir hükümlülük verilmediğinden şikayet yolunun ileri sürülmesinin mümkün olmadığını düşünüyoruz. Yine burada muhalefet konusu olması gereken, muhalefet türünün itiraz olması gerektiği, zira burada alacağın miktarına yönelik bir muhalefet söz konusu olması bahisle itiraz olması gerektiğini söylüyoruz ve itiraz açısından da yine icra iflas kanunu 150. madde çerçevesinde 7 günlük sürenin içerisinde ödeme emrinin tebliğinden itibaren yapılması gerektiğini belirtmek isterim. Zira bu noktada baktığımız zaman bizim mevzuatımızda süresiz itiraz adı verilen bir müessesenin mevcut olmadığını ve itiraz açısından da incelediğimizde itirazın kanun koyucu tarafından sürelere tabi olarak düzenlendiğini söylemek
isterim, belirtmek isterim. Kanaatimi son olarak şöyle bitirmek istiyorum, vurgulamak istiyorum. Olması gereken hukuk bakımından icra müdürüne böyle bu halde takip talebinde talep edilen alacak miktarının üst limiti aşıp aşmadığı hususunda re'sen inceleme konusunda bir yükümlülük verilmesi gerektiği ve bu noktada da bu yükümlülük yerine getirilmediği takdirde böyle bir halde şikayet yoluna bu hususun bir şikayet konusu olması gerektiğini söylemek istiyorum. Mevcut düzenlememiz çerçevesinde de bunun bir kısmi itiraz yoluyla ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde ileri sürülmesi gerektiğini görüşümü bu şekilde aktarmak isterim. Sabrınız için çok teşekkür ediyorum. Sürçülisan ettiysem affola. Tekrar saygılarımı sunuyorum hocalarım. Çok teşekkür ederim sunumunuz için. Ben teşekkür ederim. Melih Bey, sizi göremiyorum. Ömer Faruk Bey'e bir soru olduğunu söylemiştiniz. Aslında süremiz bitti ama Nedim Hocam, ev sahibi sizsiniz. Gerçi oturum başkanı benim ama birkaç dakikalık vaktimiz varsa en azından sorulara cevap verilebilmesi bakımından, tebliğin geliştirilmesi bakımından da faydalı olur diye düşünüyorum. Tabii böyle online bağlandığımda çok korkuyorum yanlış bir şey yapıp. Tabii hocam, süremiz var herhalde, bir tamam, sorun olmaz hocam. Melih Bey, sizi gördüm ben ama faremi kullanamadım, mouse'umu. Evet, buyurun. Bir soru olduğunu söylemiştiniz. Buyurun. Evet lütfen. Hocam, bu arada bizden sonra bir oturum olmadığı için aslında süreyi oldukça esnekle kullanabiliriz. Evet. Tamam. Hocam, bir dinleyici tarafından sonra tekrar bir soru daha göndermiş. İlk olarak Ömer Faruk Hocam'a yönelttiği soruyu okumak isterim. Kanundan anlaşılması gereken bir hukuki ilişkiye dayanan ancak henüz doğmamış bir alacağın konkordatodan önce devredilmesi ve alacağın mühlet verilmesinden sonra muacel olması durumunda devrin olacağı ve alacağın konkordataya dahil edileceği hususunda düşünceniz nedir hocam? Şeklinde ben sorunun uzun olması hasebiyle bunu sohbete kopyalamak isterim. Böylece hocam da daha rahat. Ömer Faruk Bey, görebiliyor musunuz acaba sohbeti? Ben evet, gerçi hocam. Sohbet kısmını göremiyorum. Bilmiyorum, benim ekranımda mı görünmüyor? Alttaki, tamam, şurada sohbet kısımları var. Sohbet var. Daha aktarmadınız galiba. Evet. Şu an henüz aktaramadı hocam, ben de bakıyorum. Evet. Şu an görebiliyor musunuz hocam? Evet, şu an görebiliyorum. Biliyorum. Eksik görünüyor galiba ama Ömer Faruk Bey, soruyu duyabildiniz mi? Evet, duyabildim hocam. Lütfen cevaplayabilirseniz sevinirim. Hocam şöyle, aslında arkadaşımız soru sorarken cevabı da vermiş. Bizim için önemli olan, ben kanundaki ifadeyi tekrarlamak istiyorum. Mühlet kararından önce alacağın devri işlemini yapmış olması lazım. Fakat müstakbel bir alacak devir konusu olabildiği için, yani mevcut olabilir müstakbelde, kanunun kastettiği müstakbel bir alacak. Dolayısıyla bu müstakbel alacağın doğum anı önem arz ediyor kanun bakımından. Mühlet süresi içerisinde bu müstakbel alacak doğmuşsa bu kanun ifadeyle hükümsüz olduğu, konkordato bakımından hükümsüz olduğu, maddi hukuk bakımından geçerli olduğu sonucuna varmıştık fakat detaylandıramamıştık. Fakat tekrar etmek istiyorum, bu müstakbel alacaktan kastedilen alacağın devrine konu olan alacağın müstakbel olması, yani ileride doğacak bir alacağın mühlet içerisinde doğmuş olması durumu kastediliyor hocam. Yani eğer bizi dinliyorsa tekrar asıl sormak istediğini sorabilir ama ben soru ve cevapta bunu anlıyorum hocam. Teşekkür ederiz. Melih Bey, sorunun devamında bir şey var mıydı yoksa başka bir kişiye mi soru vardı? Hocam, Cengiz Serhat hocamıza bir soru vardı. Yine hayli metin olarak uzun bir soru. Bu yüzden mesaj kısmında iletmek isterim. Hocam soruyu sohbet kısmından görebilir. İzniniz olursa kanuna bakıyoruz hocalarım. Tabii ki.
134 yaş, çok özür dilerim. İlk soru zaten yaptığınız sunumla çok bağlantılı değil. Evet, şeye bakıyordum hocam, ben de ihalenin fesline kısmı için bakıyordum. O yüzden tereddüt ettim. O yüzden tereddüt ettim hocam. Bahsettiği yine mağalarda. Yani nimalandırılan sonuçta alacağı ihaleye ödenen bedel olduğu için orada tereddüt etmeyin o, bence. Evet o, yani orada şey yok. Onunla alakası yani. Evet, onunla alakası yok dediğimde. O yüzden ben tereddüt. Zaten tereddütü orada yaşadım hocam. Alacaklığın ipotek limitiyle sınırlı olarak takip yapabilir. Alacaklığın yöntemine ayrı bir takip yapması mı gerek? Alacaklığın ipotek limitiyle sınırlı olarak takip yapabileceği, alacaklığın teminat altında alınmayan kalan alacağı için kredi borçlusu hakkında yöntemine uygun olarak ayrı bir takip yapması mı gerekir hocam? Tabii bu durumda ipotek açısından, ipotekle sınırlı kısım açısından yapılması gereken ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip olacak. Artan miktar bakımından ise haciz veyahut da duruma göre iflas yoluyla takip yapması mümkün olacaktır. Uygulamada kimi zaman şöyle durumlarla karşılaşabiliyoruz. İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip henüz tamamlanmadığından ne sonuç alınacağı bilinmediği için aynı zamanda tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla bütün alacağı için haciz yoluyla takibe de girişiyor. Tabii bu durum mesela uygulama baktığımız zaman İcra İflas Kanunu 45. maddesindeki önce rehine müracaat kuruluna da aykırılık teşkil edecek bir husus olarak ortaya çıkıyor. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim hocam. Orada hocam ben de bir şey ekleyebilir miyim? Şu an aklıma bir şey geldi. Şimdi diğer takip yapmaya da imkan veriyoruz diyoruz ama üst sınır ipoteği söz konusu olduğunda malın ne kadarlık kısmının bakımından satışın yapılacağı netleşmeyebiliyor. Dolayısıyla evet. Rehin açığı belgesi durumu da gündeme gelebiliyor. Dolayısıyla bizim şeye imkan veriyor olmamız üst sınırın dışında kalan kısım bakımından takip yapılabilir dememiz ne kadar şeyle bağdaşıyor usul ekonomisiyle, takip ekonomisiyle? Tabii yani sonuç olarak şunu söylüyorsunuz ama sonuç olarak limitle sınırlı olduğu için biz o limitin üzerinde zaten kısımla takibi gerçekleştirebileceğiz. O ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takibi de limite ilişkin kısımla alakalı olarak yaptığımız için yani aynı alacak bakımından şunu demek istiyorum. Aynı alacak bakımından şunu da diyemeyiz biz. Sınırın içinde kalan kısım bakımından takip yapamaz demek de hak arama özgürlüğünü evet. Sınırlanmasını beraberinde getiriyor. Evet. Ama mesela tamam ben bir sınırın içinde kalan kısım bakımından takip başlattım. Aynı zamanda da limit içinde kalan kısım bakımından. Seyhan Hanım mikrofonu yaklaştırarak konuşursanız biz de daha rahat duyarız. Nereden kesildi hocam? Oradan devam edeyim. Yok kesilmedi ama çok duymakta zorlandım. Tamam. Şey bakımından üst sınırın dışında kalan kısım bakımından tamam takip yapacak. Hak arama özgürlüğünü engellememe bakımından bunu söylemek zorundayız. 45'i devreye aldığımızda limit içinde kalan kısım bakımından rehinin paraya çevrilmesine imkan veriyoruz. Tamam ipotek paraya çevrildikten sonra tamamını karşılayamadığında bu noktada da tekrar sen şeye gidebilirsin diyoruz. Yani aynı alacak bakımdan aslında üçlü bir durumla karşılaşıyoruz diye düşünüyorum. Evet. Hani şeyi de artıramayacak. Rehin açığı kalan kısım bakımından takip yasalarından kurtulduğu için takip yapabilecek ama ilk başlattığı takipte de miktarı artıramama durumu beraberinde geliyor. Tabii orada şeyden de yararlanabileceğimizi düşünüyorum ben açıkçası. Kanun koyucunun düzenlemiş olduğu hükümler çerçevesinde geçici rehin açığı belgesinden de yararlanabileceğimizi düşünüyorum. Yararlanır hocam da şeyi artıramayacak bu sefer ilk başlattığı rehin kapsamı dışında kalan kısımdaki takip talebinde belirttiği miktarı artıramama durumu gündeme gelecek.
Dolayısıyla aslında tek bir alacak bakımından nereden bakarsak üçlü bir takip yapılma sonucu beraberinde gelmiyor mu? Tabii öyle benim bir durum. Benim gözümden kaçırdığım bir şey mi var acaba? Tek size yöneltmiyorum. Hazır burada Hülya hocamızı, Nedim hocamızı da bulmuşken. Ben açıkçası soruyu tam anlayamadım ne sormak istediğinizi. Zaten takip yaparken rakamını, alacak tutarını belirlemiyor mu? Onu neden arttırmak istiyor? Onu anlayamadım ben. Rehinin paraya çevrilmesi sonucunda alacağını alamadığı kısım bakımından da ayrıca takip yapması gündeme gelecek ya hocam. Hayır ama sorunun sonunda şeyi söylediniz, talebini artıramayacak. Evet. Talebini niye artırsın? Zaten talebi belli değil miydi takip yaparken? Ne her kadar şey bakımından olduğunu başlatıyor hocam. Rehin dışı kalan kısım bakımından ayrı takip başlatıyor. Rehin kısmının içinde kalan kısımdan rehin paraya çevrilmesini başlatıyor. O takip sonuçlandığında karşılanmayan kısım bakımından da ayrıca takip başlatma durumu gündeme geliyor. Onu demek istiyorum. Hocam yani, ben bir şey daha söyleyebilir miyim? Yani sorunuzu galiba anladım. Tabii müsaade Buyurun hocam lütfen. Şimdi Sayın Hocam zaten hani diyelim ki 120 bin liralık bir üst sınır ipoteği var ama alacak 250 bin lira. Değil mi? 130 bin liraya ayrı bir takip konusunu zaten yapabilir. Yani bu adamın elini tutamayız biz zaten. Nihayetinde yapar. Ha riske girer. Yani riske girerden aslında burada bir risk de yok da 120 bin liralık ipotekle ilgili takip yaptı. Fazla alacakla ilgili bağımsız bir ilan icra takip yaptı. Genel haciz yoluyla takip yaptı. 120 bin liralık takipte haczedilmiş rehin konusu olan mal satıldı. 100 bin liraya satıldı. Geriye 20 bin lira kaldı. 20 bin liraya dayanarak rehin açığı belgesine dayanarak tabii ki icra takip yapacaktır. Yapacağım. Rehin açığı belgesinin konusu, miktarı zaten orada açık kalan 20 bin liradan ibaret olacaktır. Evet. Çünkü zaten teminat 20 bin liraydı. Yani orada artırılan bir şey olmayacak. Sınırlandırılmış. Daha fazlası için haciz yapacaktır. Dediğiniz gibi burada istiyorum. Yani bu üç, efendim? Evet evet aynı fikirdeyim Nedim Hocam. Devam edebilirsiniz. Öyle öyle. Yani ister istemez burada üçüncü bir takip yapmak zorundasınız. Yani rehin açığı belgesinde 20 bin lira diye yazınca. Takip hukukuna ne derece uygun onu sormaya çalışıyorum. Hocam diğer taraftan şunu bekleyeceğiz. Ben önce bunu satacağım. Zaten şimdi şöyle bir şey. Ana para ipoteği değil ki. Mevzu bahis olan üst sınır ipoteği olunca ben zaten 120 bin liranın üzerinde takip yapmamı istemiyorsun. Çünkü zaten teminatlı kısım 120 bin lira. Benim üstündeki alacağım her halükarda rehin altında, rehin de teminat altında değil ki. Benim o takip yapmakta hukuki yararım da var. Şüphesiz ben hani onu zaten farklı olarak takip yürütmek zorundayım. Ben onu şuna bağlayamıyorum ileride. 20 bin lira bir rehin açı belgesi verilecek. Ben ayrıca gerek kalan 130 bini ona bağlayıp isteyemem ki. Yani isterim ama o arada mal kaçıracaktır borçlu. Yani bu riske niye girsin ki borçlu şey alacaklı? Yani ister istemez üçlü bir takip olacak yani. Ya da en güzeli üst sınır ipoteğini almayacaksınız. Ana para ipoteğini alacaksınız hocam. Oradan gideceksiniz. Teşekkürler hocam. Seyhan Hanım belki yani. Takip ekonomisi nedeniyle farklı bir çözüme ulaşmak istedi bence. Onun için bu soruyu sordu. Teşekkür aynen, ederim. Aynen ondan önce. Evet, evet. Teşekkür ederim Nedim Hocam. Melih Bey var mı başka soru? Soru daha geldi sanıyorum. Son soru. Kime? Son bildiriyle ilgili Cengiz Serhat hocamıza. Cengiz hocamıza. Hemen. Yine sohbete ekleyebilirsiniz. Yandan rahat görünüyor. Soru gelmedi değil mi? Ben soru gelmedi. Tek ben görmedim. Ben de henüz görmedim. Ben de. Eklediniz mi sohbete? Göndermiştim hocam. Bir sorun oldu. Tekrar gönderiyorum. Gelmedi. Şimdi geldi. Gelmiş olması gerek. İpotekli malın sınır bedelinin
limite ulaşmaması halinde. Satış bedeliyle limit arasındaki farkın yalnızca asıl borcu yönünden rehin açığına konu olabilir mi? Yalnızca asıl borcu yönünden rehin açığına konu. Yani şey demek istiyor, yalnızca asıl borçlu yönünden mi rehin açığına konu olabilir? Yoksa yalnızca asıl borçlu yönünden rehin açığı ancak kefil için örnek. Ya kefil için de kefil için de bu geçerli olacak mı? Yoksa kefil için farklı bir yöntem mi? Bunu sormak istiyor herhalde. Ama biraz orada kefille, orada şöyle bir problem mi? Kefille birlikte şeyi takip et, borçluyu takip etmiyor. Sonuç olarak sadece borçluya yönelik bir takip yapılma durumu söz konusu. Soruda mı bir hata var yoksa? Soruda eksik var bence. Evet. Soruda eksik var bence Cengiz Bey. Evet. Anne sormak istediği çok açık değil. Hocam aslında belki burada şunu sormak istiyor. Rehin açığı belgesi nimetlerinden alacak sadece borçlu mu yoksa kefil mi? Kefile karşı da yararlanabilir mi? Örneğin rehinin para içmesi yoluyla takip ilanlıysa devamını da ilanlı diye getirebiliriz ya. Acaba kefile karşı da ilanlı getirebilir miyiz? Hocam kanaatimce benim sadece o borçluya yönelik olması gerektiği yönünde. Çünkü muhatap. Evet. Evet. Hocam açıklamanız için teşekkür ederim. Cengiz Bey size de cevabınız için. Hocam yorum yaptım. Belki başka bir şey sormak istedim. Ama sadece ona yorumlamak mümkün. Evet, çünkü evet. Çok açık değil soru ama bence yorumunuz isabetli. Çünkü sadece bu, yani tam o şekilde söylememiş olsa bile ona delalet ediyor. Öyle söyleyelim. Çok yuvarlamaya gerek yok lafı. Ben çok teşekkür ediyorum konuşmacılarımıza, dinleyicilerimize. Her ne kadar izleyicileri göremezsek bile buradan birkaç kişinin ismini görebiliyorum. Nedim Hocam başta olmak üzere tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum ve iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Hocam ben bir şeyler söyleyebilir miyim? Lütfen buyurun. Hocam, öncelikle tabii oturum başkanlığını kabul ettiğiniz için ve katkınız için teşekkür ederim. Çok özür dileyerek bir şey söylemek istiyorum ama. Tabii buyurun. Benim atanmış olabileceğimi düşünerek haklı olarak belki oraya profesör yazmıştınız. Teşekkür ederim ama şunu söyleyeyim, gerçi raporlar geldi ama henüz daha yönetim kuruluna girmedi bayram sebebiyle. Muhtemelen bayramdan sonra onu söylemek istiyorum. Ünvanım halen doçent. Fakat şeyde gördüm, ilanda gördüm profesör yazılmış. Hatta arayıp tebrik edenler oldu. Çok teşekkür ediyorum. Ama henüz daha doçentim. Onu da söylemek istedim. Hocam buyurun, rica ederim. Evet, çok sağ olun hocam. Ben önce katkınız için teşekkür ederim, kabul ettiğiniz için. Bu arada tabii Zafer Zeytin hocam takip etti. Buradaki oturumu bildirilerim. Evet. Kendisi hani Dicle'den hocamız bizim. Tanırım. Şimdi kendisinin zamanında Akdeniz Üniversitesi'nde çalışmıştı. Şimdi ben burada çalışıyorum. Çok da severim. O yüzden selam ve hürmetlerimi de yollarım kendisine. Bir de tabii katılımcı arkadaşlara yaptıkları ciddi çalışmaya dayalı bildirilerinden dolayı da canı gönülden teşekkür ederim katkıları için. Üniversitemizin kongresine katılıp katkıda bulundukları için. Hilal Hocam'ı tekrar İnşaat Fizikası Kanunu Madde 194 ikinci alacaklar toplantısı konusunda yeri gelmişken söyleyeyim, aklımda kaldı o. Çünkü onu dikkate alarak değerlendirme yapmak gerekir. Ben çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Çok saygılar, çok selamlar hocam. Ben de teşekkür ederim. Tüm izleyicilere de ben de selam ve saygılarımı iletiyorum. Zafer Bey'le beraber çalışmıştık Dicle Üniversitesi'nde. Şu anda nerede çalıştığını bilmiyorum ama ismini ve fotoğrafını görüyorum. Kendisine ben de selam ve sevgilerimi iletiyorum. Hoşça kalın diyorum. İyi akşamlar, görüşmek üzere. Selamlar, saygılar. Hoşça kalın. Sağ olun. Teşekkürler.